Allah. YouTube'cum bu arada yayına hadi. YouTube'cum yayına. Yayına açıklamada çık link hadi. Like, yorum hemen. Hızlı. Hiç öyle bekleme yok. Yeter artık yayına gel. Artık yayına gel. Evet devam abla. Bunlar stüdyoya gelmişler. Buradan devam. Buradan devam. Gelen bilgileri dört gözle bekliyorlar ve hepinize de dua ediyorlar. Evet. Allah razı olsun. Bu arada günceldeyiz arkadaşlar. Bugünkü bölüm. Diyorlar. Gerçekten çok zor. Bugün Hayriye Hanım aramızda. O arada birkaç bölüm atladık arkadaşlar. Birkaç bölüm atlamamızın sebebi çünkü full sürekli inkardalar. Sürekli inkardalar kafayı yeriz yani. Hayriye Hanım da kalktı Antalya. Ama artık yani Hayriye diye bir teyze gelmiş. Hoş geldin teyze. Neden geldi? Hoş geldin. Ne haber pembiş? Allah razı olsun. Görenden, söyleyenden, yardımcı olan Allah razı olsun. Hayriye teyzemin montu çok iyiymiş yalnız. Evet. Gördüklerini söylesinler. Allah rızası için bağlarsınlar. Müge Evet. Hanım. Bugün ayrıca Ali... Yalnız Müge Hanım bugün de çok sılayı olmuşsunuz ha. Ahmet Bey, Ali Kemal Hanım... Ha, chat Müge Hanım bugün anasını satayım. Müge Hanım bugün sılayı olmuş Müge abla. Vallahi billahi. Babası mısın? Evet. Çok şık olmuş yani, şık olmuş. Evet abla. Hoş geldin sen de. Teşekkürler abla. Yani Allah sizin de yardımcınız olsun. Siz de İnşallah, hiç... inşallah. Ah geldi muhteşem. Vallahi billahi ikili. Ne haber Ali Kemal? Artık herkes stüdyoda chat. Herkes stüdyoda artık. Tez bir zamanda bulunur da biz de bu sıkıntıdan kurtuluruz. Haklısınız. Vallahi ben size de çok üzülüyorum. Allah yardımcınız yani... olsun. Ahmet Bey kim? Ali Kemal'in babası mı? Allah razı olsun yani sizin bu abla. Konuyla hiç alakanız yok. Onun Hayır, farkındayım. hayır, hayır, hayır. Biz bir onlarla bir düşmanlığımız yok. Bir şeylerimiz, hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok abla. Ahmet Bey yok da işte sizin oğlunuzda sıkıntı var galiba Ali Kemal'in babasıysanız eğer. Vallahi ben size de çok üzülüyorum. Haydar Bey de Hasan Hüseyin'in abisi. Abi, yani onlar da kendilerini hiç istemedik. Evet, ailece gelmişler. Çet, ailece gelmişler. Deri bir durumun içinde buldular. Şimdi hepimiz ben... Şu galiba Ahmet Ali Kemal'in babası galiba. Diğeri de Hasan Hüseyin'in abisiymiş zaten. Kendimi sizin de yerinize koyuyorum. Ve bunlar evlerinde, barklarında oturan insanlarken ister istemez ya zaten çocuklarını... bu dünyada yaptığından korkma da yapmadığından kork abla. Evet, Allah hani kuru bunu da böyle da düşünmek yaşat lazım. Da saklasın. Ama oğlum çocuklar temiz çıkarsa yalnız var ya çok büyük patlarız ya. Çocuklar temiz çıkarsa çok büyük patlarız ama çok düşük bir ihtimal. İşte o kuru yaş iftiranın da içine girmemek için de dikkatli yaşamak lazım işte Ahmet amca. Önlem almak lazım. Şimdi Ali'nin ne işi var? Evli, barklı, çoluk çocuk sahibi adamın Antalya'da evet, ne işi var? Doğru abla. Yani ne kadar düzgün hayat yaşarsam yani o kadar en azından iftiraya maruz kalsam bile sana inanan olur. En azından inanırlar yani. Karısının abla. Yanında durması gerekirken Hasan Hüseyin diyor ki ben evden kaçtım. E sen niye kaçıp da işte aileni, abini bu duruma düşürüyorsun? Evet. Yani sağ olun, teşekkür ediyorum. Onlar da geldiler. Yani hem biz bir de düşmanlığımız... Yardım olma evet. amacıyla geldik. Evet, yani hem bir bizim düşmanlığımız... yabancımız değil, akrabamız olduk. Deniz inşallah da Huramancım iyi ki varsın. Estağfurullah gülüm benim, ne üzmesi. Kokulu öpücük canikom benim, olur öyle. İçim biz abi. Akraba değiliz siz de, bir siz kimsiniz? Abla. Bir dakika ne oluyor, bir dakika, bir saniye. Huraman, Azerbaycan'a selam burada güzelim. Ya bir saniye, konuşalım. Abla sen biz demirciyiz diyor. Siz nesiniz? Burada bir şey söyleyeyim. Şu ekipteki en iyisi Necip ya. Ama değiliz siz de. Bir siz kimsiniz abla. Ya? Bir saniye konuş. Şu ekipteki en sınayı karakter Necip ya. Necip çok iyi Necip. Necip 24 saat kafası güzel yavrumun ya. Alkol Necip ya. Başka bir kafa. Devam edelim abla. Ne konuş. Abla sen... Neco başka bir karakter. Neco sürekli uçuşlarda ya. Konuşacaksın sen uçuşun. Abla etmiyorum. Ama konuşma bak. Sen savcısın, hakim misin? Ama karşımızda ablamız var. Amca bir saniye. Bir dakika ne oluyor? Ahmet sen de bir dakika baskıya gelmişsiniz. Yalnız Ahmet bak. Ali Kemal aynı babasına, Hasan Hüseyin de aynı abisine benziyor lan. Akraba değil işte, akraba değil. O zaman peki hayır, bir saniye. Akrabalık değil şimdi. Hayır. Siz akraba... İçler dışlar çarpımı gibi oturmuşlar oraya. ...olarak bu saatten sonra kabul etmiyorum hayır, diyebilirsiniz. Ama yok o değil. Ayrı bir şey. Sen konuşma. Niye konuşmayacağım? Sen ne konuşacaksın? Abla, senin bildiğin adam. Abla konuşsun önce. Abla konuşsun. Yok, o sırada Necip. Abla ben kimsenin akrabası değilim moruk ya. Dersin biz onunla ona göre şey, konuşalım. Yani sen burada tutuyor musun? Amcam bir saniye. Dur, bu konuda abla şu anda abla ne bunlar konuşsun. Yaşadı? Hayır Necip hiç bu fenotipe de benzemiyor ha. İki tarafın fenotipine de benzemiyor. Necip nereden bulaşmış bu ekibe hiç anlamadım. Sen gene altın saatini taktın mı lan? Oğlum birini öldürmüş olma ihtimalin varken şu saati takma motivasyonunu kendinde nerede buluyorsun ya? Ne biz gördük olayı? Ha, bunlar gördü, arkadaş Necip arkadaş da vardı, bunlar gördü, biz ne kadar da anlatsak da ne yapıyorlar, bunlar gördüler, bunlar yaşadılar. O aile de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Haydar biraz asıl... O aile de bilmiyor, biz de bilmiyor. Anlatsak da ne yapıyorlar, bunlar gördüler, bunlar yaşadılar. O aile de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Haydar... Siz de buluyor musunuz? Siz? O aile buluyor, çünkü biz de buluyor. Biraz Hasan Hüseyin'i bir kenara çekip konuştun mu? Oğlum bak. Neco'ya bak. Konuştum abla. Ne olduysa. Konuştum. Aslında yaşı en küçük olan o onların arasında. Abla baskıda uğradık. Babamla birlikte ben de konuştum. Kuraman oha abi artık beni hatırlıyorsun kodlamış. Herhalde abla biliyorsun artık yani Azerbaycan. Konuştum. Hüseyin böyle bir konu yaşadık mı? O, olan anlattı bizi. Olmayan anlatmadı ki bizi. Çünkü yani. Nergis Hanım diyor ki. Ne diyor Nergis? Başta zaten gömdük dedi diyor kuma diyor. Hayır abla konuşan şey yani. Bir saniye. Öyle bir haber geldi çünkü abla. Kadın ilk geldiğinde zaten hatta biz de dedi ki. İtiraf etti. Hasan Hüseyin arayıp söylemiş çünkü. Nergis teyze öyle bir şey yoksa sen hiç sallama bu arada. Var mı öyle bir şey? Gördüm abla bir saniye. Ellerimiz ne? Abla o ses kayıtında konuşan annemin Nergis abla.
Mehmet Ali abi aradı, Volkan abi aradı. Telefonda annem aradı. Bizzat ablam konuştu. Ardından ben konuştum ama bu kelimede çocuk biz açtık gömdük dese bizim Alican'la bir kastımız yok biz zaten. Biz babamla beraber gidip sahilde annem babam bütün kardeşlerimiz biz nerede tümsek var diye biz niye kumlara gittik aradık? Haberiniz var mı? 3 gün boyunca abi, hep bir saniye gittik sahilde. Yani ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Nergis abla böyle bir şey sallamaz herhalde yani kadın niye sallasın böyle bir şey? Tümsekler var gittik ellerimizle kazdık. Kürek kürek götürmedik de insanlar yanlış anlamasın diye bizi. Ben ellerimizle bilmiyorum yani şekilde... Şu pembiş ne ayak pembiş? Gittik yaptık. Hasan Hüseyin böyle dedikten dedi sonra... Diye biz 3 gün biz gittik sahilde kendimiz biz gittik acaba bulabilir miyiz yüksek bir yerler var mı diye gittik. Niye aradık? Evet. Eştik böyle kumları aradık. Aa ondan haberim yoktu. Bak niye aradık? Biz kendimiz bozulduk. Bilerek mi isteyerek mi? Yanınızda sevindik mi biz bunları söylerken seviniyoruz mu? Abi zaten Ali Can'la bir şey söyledi. Bize abi. Söylerken bu çocuk bize demedi mi? Ali Kemal'le kavga etti ben korktum kaçtım diyor. Şimdi ayaklarını evet. Sallıyor abi, Hüseyin, diyor. Abi Hüseyin nasıl? Ayaklarını sallıyor demesinin manasını ben akşamleyin dün izledim programda. Bu çocuk öldüğünü gördü titriyordu öldüğünü gördü kaçtı gitti. O kadar kişi de olabilir bu arada. Artık kafasına mı vurdun bir şeyle? Oğlum belli ki kendi aranızda bir kavga çıktı. Artık bilerek mi ya da yanlışlıkla mı ne öldürdünüz galiba herifi? Ben bu çocuğu içinde. Ondan sonra tedirgin oğlum kaçtınız bu belli bir şey yani Hasan Hüseyin. Ben bu çocuğu Ali Can'a... Ne diyor? Ne bırakın Ali Can'ı? Ali Can öldüğünde sen teslim ettin bu çocuk olayın farkında peki, değildi. Abi, bunlar... Ali Can öldü. Nasıl fark? Necip o sırada Necip'in de kafası güzeldi. Murat ne diyor bunlar ya? Bu çocuğu... Necip'in zaten kafası güzel. Necip ayık değil ki. Necip hiçbir zaman ayık değil. Bu çocuğu orada olaya bıraktın, kaçtın, gittin. Bu çocuk Şevkin'in sıvamı Botrix timeout yemiş anasını satayım. Botrix bile timeout yemiş artık ya. Çocuk kendine geldiğinde Alican öldüydü. Bu peki... çocuk olayın içine girdi. Bu çocuk da korkudan beni tutuklama. Ben kızım beni tutuklama. Yok canım ben erkeği beni de tutuklama canım. Öyle şey olarak söyledik onu. Alican'ı sakladı. Yok. Abi bu kadar rahat olmaz. Niye delikanlı gibi dünen delikanlı gibi konuşuyorsun? Hayır dünen delikanlı gibi konuşmuyorum. Delikanlı gibi konuşuyorsun. Sen şunu teslim ettin mi? Ettim. Necip sana teslim ettin de bu öyle düştü bu çocuk. Teslim ettim mi? Haa sonra ettim diyor. Nerede sana ölmüştü o zaman abi? İşte teslim ettim diyor. Nerede ölürse o zaman abi ne bileyim onu satayım. Abi ne değilsin ki olayı. Ali Can seni dalgaya düşürdüler. Bu olay. Bir Hayriye teyzeyi konuşturabilir misiniz Hayriye teyzeyi? Yok olmuş olsa bu benim babamın evladı mı ya ben söyleyeyim. Yok abi olmuş olsa ben de tamam o zaman Necip bir şey söyleyeceğim. Bu senin babanın evladı değilse sen bunu savunuyorsan o zaman üçünüz de birlikteydiniz. Çünkü adam demek istiyor ki seni tezgaha düşürüyorlar diyor. Sen gene de ona yardım ve yataklık yapıyorsan demek ki o cinayet sırasında da sen oradaydın. Sen başın yanmasın diye konuşuyorsun şu anda. Ben yapmadım. Sen sicilin ben ne yapmışım ya? Senin sicilin var. Hayır. Ceza yapmışsın cinayetten. Hiç bu konuda alakalı 8 saatlik arkadaşın arkasına sen nasıl güvenip de gidebiliyorsun? Kanka diyebiliyorsun, kardeş diyebiliyorsun. Hiç önemli değil. Ben hiç önemli değil. Ben bilirim. Kendimi biliyorsan ben Ali Kemal, benim kardeşim ne yapmaya çalışıyorsun? Aynı anda konuşunca hiçbir şey. Aynı anda fark etmez. Yüksek dozda kalsın, hastasıyız konuşsun. Hepsi birden konuşsun. Herkes stüdyoda arka. En sevdiğim abla. Şey anlamıyoruz. Vallahi, tek tek konuşalım. Sen şimdi burada evet. Ali Kemal sana teslim ettiğini hatırlamıyorum şimdi ben kendimi biliyorum diyor. Doğru mu? Uyuyan adam abi nesini bilsin ayık adam. Uyuyan adam da nerede uyuyor tamam da bu adam nerede uyuyor? Gümbür gümbür kırmızı akıyor şu anda chatte. Yatsın buraya. Abi çok önemli bir kısmı atladın sen önceki bölümleri atlarken. Ali Can'ın kafası güzelken Hasan Hüseyin'e yürümüş ve ananı avradını. Biz birkaç bölüm atladık arkadaşlar şu anda. Öyle bir mevzu mu varmış? Nerede söylüyor onu? Kaçıncı bölümde söylüyor Bianca? Onu kaçıncı bölümde söylüyor? Onu söyleyin bana da oraya bakalım ya. Onu kaçıncı bölümde kaçıncı dakikada söylendiğini onu bulabilirseniz bana çok önemli chat. He? Çok önemli. Hangi bölümde? Kaçıncı bölümde? 29 Ekim'deki bölümde mi? Kaçıncı dakika? 29 Ekim bölümündeymiş chat. Kaçıncı dakika onu bir bulabilirseniz aslında onu bir öğrensek çok güzel olacak ya. Onu denizde insan uzuvu görmüşler. Dibinde abi saplanmış kumu. O zaten belli. Bekbetül. O zaten belli gibi de. Şu şeyi bulabilirsek çok iyi olur onu bulabilirsek chat ya. Buradan Kadriye ho ho. O görüntüleri getirsenize bana. Bu bölümde de var diyor. Dur bakayım bu bölümde de çıkacakmış karşımıza. Patlayayım. O zaman kendinde değilsin. Uyuyan. Bak, o zaman kendinde değilsin. Tamam uyuyun. Uyku uyuyan sersemisin. Adam. Uyku uyuyor. Sersemisin o zaman. Tamam. Tamam anladım. Uyku uyanıklık şimdi, arasında demişim zaten. Bu çocuk ay kötü lan o zaman. Kötü lan o zaman. Tamam bu bölümde de varsa sıkıntı yok. Dur öğreneceğiz. Bu bölümde de varmış. Dalgaya düşürdü diyorum. Diyor. Bu bölümde de yapacaklarmış o muhabbete. Bakarız birazdan. Diyorum ki bak. Ay, bu çocuk sana Alican'a teslim. Bakmanıza gerek yok şey 29 Ekim bölümüne. Zaten bu bölümde öğreneceğiz. Otur Irmak. Bu bölüm önemli. Bu bölümden sonra önemli. Otur Irmak 5. Bu şey nerede? Eskuşum nerede? Alican ölmüştü. Bu çocuk can çekiştiğini gör. İlk defa kickler izliyorum. Bligalkocuğum hoş geldin canım benim.
Kokulu öpücük. Kaçtı gitti buradan. Sana bu abi, seni burada dalgaya abi, düşürdüler. Öyle bir şey görmedim. Sana dalgaya düşürmüş ölmüş bir çocuğu sana teslim ettiler. Uyandığında sen için farkında ben değil. O zaman ne derdim biliyor musun? Ölmüş bir çocuğu benim yanıma geldiler teslim ettiler diye konuşurdum ben. Hayır, ben yalan söylüyorum. Aslında şunu mu demeye çalışıyorsun? Biraz sakin. Konuşamıyorum diyor. Olmayan şey nasıl konuşamıyorum? Yani, olmayan şey ben yasaklı, nasıl olarak söyleyeceğim abi ya? Bir yasaklı madde komasına mı girdiğinden şüpheleniyorsun? Abi Alican benim yanımda kaldığında değil abi. Bir saniye sakin konuşalım. Bir dakika bir şeyden bahsediyor. Diyor ki onun diyor ayaklarını falan sarsıyorum demesinden diyor. Ayak mı? Biz acaba bir yasaklı madde komasına girdi. Girdi. Ve orada da bir denize falan mı attılar? Yani bak aile. Evet. Arkadaşlar ben kasıtlı onlar, bir şey günlerde, ben kasıtlı bir şey burada düşünmüyorum. Bunların düşmanlıklarının olmadığını biz biliyoruz. Yani bunu tasarlayarak öldürdüklerini biz öyle bir şey düşünmüyoruz. Tamam, bunlar kasıtsız, tamamen kasıtsız olarak da bir şey yapmadılar. Tamam bak ne diyeceğim? Kasıtlı ya da kasıtsız usta orada belli ki bir kavga çıktı, dövüş çıktı. Anlık artık kafaya mı vurdunuz bir şey mi oldu? Orada öldü herif belli ki. Hayır. Şimdi şu aileye lütfen... Ama bu Alican da böyle çok da dediğim gibi böyle arkadaşlar ya su testisi su yolunda bir tip belli ki ya. Anlamaya çalışalım. Anlıyorum. Ben günlerde tanıyorum bak. Günlerdir burada görüyorum. Evet. Düzgün de insanlar kabul edin. Peki Müge abla hakikaten bugün abla biliyorsun tekrardan söylüyoruz yani şık olmuşsun falan dedik. Bu kamera açısını özellikle mi aldık? Ha? Hani kıyafet falan güzel ya hani normalde böyle daha yakın alırdık. Uzaktan çekiyoruz bugün abla var mı iş bugün? Yani makul. Bu kamera açısı yeni hani bugün bu... Şık kamera açısı. Hani şık kamera açısı bu. Bu insan. Uzaktan çekme işi. Hoş geldin sen de hoş geldin canım benim Beyza Acıl. Alican'ın yasaklı madde kullandığından dolayı başına bir şey geldiğini de farkındalar. Aslında onlar da kendi çocuklarının hatasını kabul ediyorlar. Evet, evet. Şık dedik ya boydan çektiriyor. Tek istedikleri bir parça kemik. Yani ne bırakın. Olduğunu öğrenmek. Mezar olsun Allah yani. Kimseye kayıp acısı vermesin. Amin. Hasan Hüseyin'im söyle yani belli ki bir şey yaşandı orada Hasan Hüseyin, Necip, Ali Kemal. Lafınızı vallahi kesiyorum. Bak hani az önce pardon hani Gülden'e niye çocuğunu aramıyorsun diyoruz. Bak bu insanlara da günah değil mi? 125 gündür kum kazıyorlar. Çocuğunu arayan böyle arar işte. Abi, aramak onlar, bu demek. Onların ciğeri yandıysa bizim hani, daha yandı anne. Tamam biz belki onu bunu işte onu görüyoruz bunu görüyoruz oradan bir pay biçiyor. Abla zaten bu şekilde olmuş olacak ama rahat olamazdık zaten. Tamam ben diyor ki. Dur artık şu pembeli konuşsun. Madem pembelisin artık konuşmalısın. Konuş abla. Bir dakika diyorlar ki. Güzel abla vallahi billahi. Eğer bu çocuk bir orada... Montu da çok tatlı bu arada. Montu da çok tatlı. 29 Ekim 1.6.30'dan başlıyor. Olay bu bölümde yok diyenler de var bakacaksan. Bir bakalım mı? Olay bu bölümde de yok diyenler de var. Bakacaksan 29 Ekim 1.06.30 bakalım biz gene de. Biz gene de bakalım. Müge Anlı dur kaldırma bir dakika. Kaldırma şeyi. 29 Ekim 2024. Aç bakayım abla. Aç bakayım abla. 1.06.30. Al bakayım. Gizli yapılan her... Al bakayım 1.06.30'a. Al bakayım. Üstünüzde biz suçlama yapıyoruz Amenna. Değil mi? Şimdi ben senin üstüne kalkıp burada yürüsem. Kaçam. Al bakayım Fatma Zeynep iyi ki varsın. Tamam mı? Necmi arada büyük patlıyor ya. Al bakayım 1.25'e. Neymiş o muhabbet? Kaçarak tabi abla dalga ediyorsun beni. Böyle, niye kaçmadın o zaman? Kaç kere kalktım senin yanına? Niye kaçmadın? Belki ben sana vurmaya kalktım. Necip de o sırada patlıyor. O zaman sana bağırdıysa bile, üstüne yürüdüyse bile neden kaçtın? Bak üstüne gidiyorum. Yürümedi işte ama bak yürümedi. Yürümedi işte kavanoz yetişiyle gitmişim abla. Hayır bak diyor ki sana. Niye yani ben de diyor ayağa kalkarım ama sen diyor benim ayağa kalkmamdan o kadar korkmadığın için kaçmıyorsun. Kaçtın. Ne oldu da orada kaçtın i̇şte diyor. İşte hiçbir şey olmadı. Ben de en baştan ne söylüyorum. Hiçbir şey yok. Nerede? Benim bu çocuk demek ki sana bir şey yapmaya çalıştı. Çobanınız bu. Sizin çobanınız bu. Çoban mı? Abla büyük ona bu diğer hanımefendi o İngiltere'den bağlı. Dur biri bağlanıyor galiba. Biri bağlanıyor. Bağlanıyormuş o yüzden arada bir şey varmış. Tekrar hattımızda buyurun hanımefendi. Evet o söyleyecek galiba. O galiba görgü tabii chat. O gün galiba sahilde olan biri bağlandı şu anda. Geliyor. Alo Müge Hanım kusura bakmayın. Yok, estağfurullah abla hoş geldin İngiltere'den. Pisliyor sürekli. Tamam. Biz Antalya'daydık. Tatildeydik. Evet. Tamam abla. Eşimle birlikte otelden çıktık. Evet gördün mü bunları? Gördü galiba bu görgü tanı. Evet gördüğümüz yani bu ekranda gördüğümüz yere gittik. He. Antalya sahiline. O gün çok kalabalıktı. Biz bu dört arkadaşı gördük. Tamam görmüş abla var mı? Zaten dedik orada bir görgü tanı illaki çıkar diye. Çünkü çok kalabalık. Evet normal. Biz kumsalda oturuyorduk eşim ve oğlumla beraber. He. Ayaklarının altı kum olmuş. Bu en küçük olanıyla bu kayıp olan çocuk birbirleri böyle değişik hareketleri vardı. Allah Allah Hasan Hüseyin senden bahsediyor. Sürekli birbirleri böyle itiyorlardı. O küçük olan çocuğun amcasının oğlu Ali herhalde ismi pek bilmiyorum. Ali Kemal bu amcaoğlu işte kuzen. Bu. O bir anda ayağa kalktı dedi ki kayıp olan çocuğa sen kime şekil yapıyorsun? Ya abla. Hep yalan. Ama çok güzel söyledi abla sen kime şekil yapıyorsun? Şekilsiniz ya
Hı am mı na tarzında bir cümle söyledi galiba. Kayıp olan çocuğa sen kime şekil yapıyorsun? Ya. Sen kime şekil yapıyorsun? Şekilsiniz ya. Hı am mı na tarzında bir şey söyledi galiba hanımefendi. Evet. Hep yalan. Yine bir cümle kullandık. Benim eşim biz o cümleyi duyunca benim eşim dedi ki hani kalk kalk gidiyoruz hani dedi. Bu da olay çıkacak yoksa. Biz kalktık hemen. Hı. Oradan. Kalk biz öleceğimiz günü bilmiyoruz evet. Artık yani bir o kaldı yani. Yani bu insanla yalan mı söylüyor? Yani o Ali kuvvetle muhtemel Hasan Hüseyin'in üzerine işte sataşınca bizim dediğimiz gibi Ali de amcaoğlu olarak onu orada korumaya çalıştı. Evet. Hasan oradan Ali Hasan kaçtı oradan. Evet. Artık sonrasını bilmiyoruz. Belki önce sen de ister istemez onu korumaya çalıştın orada. Yani sonrasını bilmiyorum ama. Ama arkadaşlar bir taciz gibi bir şey söylemedi. Orada bir kavga etmişler herhalde ya. Bir ittirme kaktırma işleri olmuş ya. Onun kaçmasının ay, onun kaçması ittirme kaktırma işleri olmuş herhalde ya. Bir taciz gibi bir şey söylemedi yani. Ha? Usta. 30 Ekim'de 1.47'de anlatıyor. 30 Ekim. Bir ona bakalım bir de chat. Bir de ona bakalım. Devamı orada mı? Bir dakika. Devamı orada mı? 30 Ekim 1.47. Bir de ona bakalım chat. 30 Ekim 2024. Hem de özet gibi olmuş oldu böyle. Bir dakika. 30 Ekim 2024'ü aç abla. Kaç? 1.47 mi? 1.47 mi? Tam doğru mu dakika? Bakalım bir dakika. 1.47. Al bakalım. Dur bakayım. Burada bir adam var. Adamın içi daptar. Evet. Gel abla. Anlat abla. Ama maddenin etkisiyle bayılmış olabilir diye evet. Fazla yaklaşmak istemedim. Ne yaptın filan diye birbirlerine bağırışmaya başladılar. Küçük çocuk da onu gördükten sonra en fazla 10-15 dakika yanlarında durdu hemen koşmaya başladı. Evet. Nereye doğru? Tramvay duraklarına doğru. Ali Kemal ne reaksiyon verdi? Ali Kemal ne yaptı abla? Eğildi, kalbini atıp atmamasına baktı. Ondan sonra sağa sola baktı, çekildi, oturduğu yerde kaldı. Belli bir süre bekledi. Ondan sonra o da hemen arkasından koşarak uzaklaştı. Denize girdiğini falan gördünüz mü? Yok, hayır görmedim. Çocuğun kafayı kaldırdığını görünce normaldir, kendi aralarında tartışma vardır diye pek fazla yaklaşmadım. Peki görgü şahidi bahsettiği kişilerin Ali Can Demirci ve arkadaşları olduğundan emin miydi? Şundan dolayı eminim. Çocuk nerede? Hani nerede anlatıyor chat? Elindeki dövme dik. Oğlum 1.47 diyorsunuz. Tam dakikayı söyleseniz Allah'ını seversen chat'çim ya. Dur 1.46'da falan söylüyor galiba. Ya yeter abi. Ha, dur şurada anlatıyor 1.46 lan. Bir arkadaşı gördük. Hasan Hüseyin ve Ali Can'ın arasında biraz sesler yükselerden. Aralarında tamam. Bir arbede yaşandı. Biz bu dört arkadaşı gördük. Bu evet İngiltere'deki abla bağlandı şu anda. En küçük olanıyla kayıp olan çocuk sürekli birbirlerini böyle itiyorlardı. Artık yani o kadar arkadaşlar chatte yanlış bilgiler gelmeye başladı ki Munşan şey yazmış. 229 Ekim 1.20. 229 Ekim 1.20. Devam edelim abla. Dur bir dakika. Bir dakika yakalayacağız bekle. En küçük olanı yakalayacağız. Arkadaşlar tam bana saniye maniye bile söylemeniz lazım. Öyleli. Anıyla kayıp olan çocuğu sürekli birbirlerini böyle itiyorlardı. Küçük olan çocuğun amcasının oğlu. O bir anda ayağa kalktı. Tamam buraları dinledik zaten. Bu kaybolan çocuk diğer çocuğa eliyle sarıldı. Dur. Ali Can'ın kaybolan şahsın o ufak çocuğa bir hareketi oldu. Sardık. Tamam dur bu anlatıyor. Tılık yaptığını gördüm. Diğer çocuk da kuzeni de bitmişti. Ali Can'ın kaybolan şahsın o ufak çocuğa bir hareketi oldu. Sarkıntılık yaptığını gördüm. Tamam işte. Diğer çocuk da kuzeni de sen benim kardeşime kuzenime nasıl bunu yaparsın diyerek yumruk attığını gördüm. Ali Kemal'ı Ali Can'a yumruk atarken görüyorsun. Evet. Tamam işte. Tamam bunu duyuyoruz. Sabahtan beri bunu duymamız lazım abla. Bunu duymak istiyorum sabahtan beri. Tamam. Var böyle bir şey demek ki. Tamam demin yanlış duymamışsınız demek ki chat. Sarkıntılık etmiş şerefsiz. Sarkıntılık etmiş şerefsiz. Komaya girdiyse. Eğer diğer izleyicilerin dediği gibi Hasan Hüseyin'e bir sarkıntılık yapıp evet. Orada tam burada da konuşuluyormuş zaten. Bak yine üstüne denk geldi ha. Üstüne denk geldi. Ki bir arbedede hayatını kaybettiyse olabilir. Kendinde de değil, başını evet. Çarpmış olabilir vesaire. Nereye doğru? Denize mi soktunuz? Ha. Belki ayıltmak için soktunuz. Ama biz gerçek söyleriz. Nasıl söyleyeceğiz olmayan şeyi? Peki bu kadar kişi, sahildeki bu kadar kişi evet. Ali Can'la Hasan Hüseyin'in arasındaki o yaşanan olayı yalan mı anlatacak? Ama çok kişi anlatıyor. Bir bak birkaç tane daha dakika söylediler. Onlara bakmadım bile. Çok kişi anlatıyor. Aydar sen dur. İngiltere'den arıyorlar. Heh. Almanya'dan arıyorlar. Ya niye yalan söylüyorsun? Adam bize Antalya'daki o herif söyledi işte. Başka şehirlerden arıyor. Hepsi Antalyalı değil. Oraya tatile gelmiş insanlar. Yani chat ben bir tane falan görgü tanı olsa eyvallah diyeceğim de 3-5 kişi bağlanıyor ya baksana. Yani dünyada toplanacaklar Avrupa'dan Türkiye'den insanlar. İşte Hasan Hüseyin'le Ali Can arasında yaşanan itişmeyi kakışmayı bir araya gelip anlaşıp yalan mı söyleyecekler? Nükhane. Hiçbir şey olmadı mı abla? Hiçbir görüşme tamam. Ama olmadı? Hasan ama sen işine geleni hatırlamıyorum diyorsun. İşine geldi mi de diyorsun ki hiçbir şey olmadı. O zaman bunu anlattıklarında da evet. Eğer hiçbir şey hatırlamıyorsan bunu anlattıklarında da hatırlamıyorum abla demek. Abi 29 Ekim 1.22 çift 0 dur ona da bakalım lan merak ettim. 29 Ekim 1.22 çift 0'da ne konuşuluyor abla? Al bakayım 1.22'ye. Al. Evet. Falan filan da bu yüzden yürüyüp gitmiyor. Evet. Düğümüz bir şekilde anlatayım. Başınız ağrımasın. Yeterince yoruldunuz. Estağfurullah canım benim sağ ol. Şimdi şöyle bir konuşun.
Beyden yalandan yoruluyorum hayatım. Siz sabaha kadar anlatın. Sağ. Başka bir kadın bu da galiba. Şöyle söyleyeyim. Ben net gördüğüm hatırladığını söylüyorum size. Plajda iki çocuğum ben eşim oturuyoruz. Bu kişiler toplu halde oturuyorlar. Bu ha. Kaybolan çocuk diğer çocuğa eliyle sarıldı. Bakın net söylüyorum size. Ha tamam şu an detay veriyor evet. Daha sonra bu çocuk iteledi. Ya yeter abi falan gibisinden. Sonra eşime ben döndüm dedim ki bak dedim çocuğa sarkıntılık ediyor herhalde dedim. Eşim döndü ters baktı. Bu amcasının oğlu eşime döndü. Hayırdır birader gibisinden. Eşim de hani biraz karşılık verdi. Görmüyor musun ne olduğunu dedi. Tamam anlattı abla orada bir sapıklık dönmüş. Orada bir sapıklık yapılmış abla belli ki. Ondan sonrasında eşim de ayaklandı. Benim iki çocuk ağlamaya başlayınca hadi Ahmet dedim. Biz evet. Eşimle döndük. İşin açığı ben korktum yani o şekilde. Orada bir sapıklık dönmüş abla orada bir taciz işi var. Teşekkür ediyorum hanımefendi. Sağ olun işte. İşte ne kaç gündür konuştuğumuz. Sen yaptın söyle. Ne yaptın söyle Ali Can'a. Bizim kavgalı işimiz yaptı. Ne anlattığını düşünüyorsun? Öyle bir şey varsa anlasana o zaman. Kremasız kahve mi ki varsın? Bir şey söyleyebilirim. O dönemsel işte bu. Hayır. Bak bana işaret ediyor. Bak bana vallahi bak çocukları. Kim işaret ediyor? Böyle yaptı. Ulan Necip herkese işaret ediyor zaten. Necip'in kafası güzel anlatayım ya. İşte kaç gündür konuştuğumuz. Sen yaptın söyle. Necip abi Necip işaret ediyor mu bakalım? Ne yaptın söyle Ali Can'a. Bırak yalan. Oğlum ben o sırada Necip bir şey yapıyor lan hakikaten dur. İşte. Bir dakika dur. İşte kaç gündür konuştuğunuz. Dur Necip bir şey yapıyor hakikaten dur. Necip'e bak Necip'e. Söyle ya. Necip'e bak. Bak ablayla Necip göz gezi arkadaşlar temas kuruyorlar. Bak şimdi Necip'e bak Necip'e odaklan. Necip'e bak. Söyle Ali Can'a. Bırak yalan. Necip böyle yapıyor bak. Oğlum o kafası güzel olduğu için yapıyor lan onu. Abla onu yanlış yorumlamayalım ya. Ben bizdiklere bağlandırdım. Ha öyle yapıyor ben bilmiyorum falan diyor. Sen bizdiklere şey anlattığını düşün. Aa bir dakika. Aa bir dakika harbiden yapıyor lan. Doğru kadın haklı dur. Bizim kavgalı işimiz yaptı. Bak ben yapmadım diyor bu diyor. Bak bunları gösteriyor hakikaten bak. Ben yapmadım diyor bu yaptım diyor. Aa ana ne avradı da harbiden alayı patlattı lan. Bir şey söyleyebilirim. O dönemsel işte bu. Ama çok acil. Necip hareket yaptı gösterdi. Bak bana işaret ediyor. Bak bana. Vallahi işaret etti. Yemin ederim gösterdi harbiden. Haklıymış kadın. Allah'a bak. Kim işaret etti? Böyle yaptı. Lan cevap verecek adamları dinle. Şöyle dedi bak. Kim? Şöyle dedi. Bana böyle yap. Şöyle yap. Dinle. Hadi lan Necip orada vallahi işaret etti. Yemin ederim işaret etti. Bir şey anlamıyor dinle. Dinle. Kavga çıktı. Ananı avradını bu. Ne oluyor lan? Adam cevap veriyor. Dinle dedi. Mikrofonları alın. Ne oluyor? Necip patlattı ya. Ali'yi patlattı ya Necip. Necip Ali'yi patlattı. Mikrofonları alın sesi. Necip. Neslihan bir durur musun lütfen? Necip saniye seni ne kıvırdı ya? İhbar kabul edilsin hocam. İhbar kabul edilsin. Luna Swift. Neslihan bir dur. Otur Necip. Oturt abla. Oturt. Vallahi billahi. Bak kadın oturtuyor. Otur. Bırakın. Bak kadın artık başını okşuyor senin ya. Anası artık başını okşuyor. Söyle gitsin ya. Tamam bunların oğlu da iyi bir halt değilmiş ama yani söyle bari ya. Ama bakın. Kadriye sesim çıkmıyor. Neslihan'ı bir sakinleştirir misin? Arkadaşlar bir durur musunuz rica etsin? Neslihan bir dur. Kadriye hu. Neslihan bir durur musun? Ben de şüphelenirim bazen ya. Tamam ha. Otur. Bak Nergis teyze bak. Neslihan bir dur. Neslihan bir dur. Nergis teyze bak. Ya bir susun be. Necip de bir şey söylüyor. Ben de şüpheleniyorum diyor. Bir dakika durun. Bir dakika dur abla dur. Bölümler birbirine girdi ya. Dur ya. Tamam bir dur o da inkar etmiyor. Ya canım benim Esma dur bir içeriye odaklan içeriye. Odaklan artık çıldırtacaksın beni ya. Allah aşkına içeriye odaklan artık vallahi delireceğim ya. Bir nefes al. Vallahi arkadaşlar şu içeriye odaklanan aynı şeyleri yazmayın ya. Söyleyeceğim iyi ki varsın. Önemli bir şey olsa zaten yazarlar. Dur artık bir. Ya biraz... Vallahi billahi ya. Durur musun artık Neslihan ya? Gülüm Allah kesene bereket versin. Tamam bağırma. Tamam bağırmıyorum da sakin. Tamam bir... Bilmiyorum. Dur sakin. Dur o da intihar etmiyor. Dur vallahi ya bizim chat de karıştı ya. Kim intihar ediyor? Ne oluyor? Vallahi billahi ya. Ben bağırdıktan sonra Esma dur bir. Necip'e bak anasını satayım ya. Necip'e bak ekrana bağırıyorsun şu anda Ali'ye. Vallahi delireceğim. Ortalık karıştı ya. Bir nefes al. Ya biraz Neslihan'ı bir... Tamam bir dur o da... Dur chat'i kapatacağım. Şeye bak çabuk. İnkar... Necip'e bak. Etmiyor.
Bir nefes al, bir, ya biraz Neslihan'a bir su verir misiniz rica edeyim? Aa, üstüme iyilik sağlık. Dur devam. Sen kayırmadı. Sanırım Ali yaptı ya. Galiba Ali öldürdü ha. Yok ya. Hayır bak, dün de benim dikkatimi çekti. Hüseyin'i destekliyorsun, Ali'yi destekliyorsun. Sen bunların ikisinin avukatı mısın? Değilim. He? Yok söyledim. Niye o zaman sen bunları destekliyorsun? Daha sen 5 saat olmuş bunları tanıyalı. Ananı avradını, 5 saat olmuş da işte bu da onlarla birlikte olduğu için. Ya korkuyor. Sen bunları niye böyle destekliyorsun? Ben Ali niye destekliyim abi? Bak telefondaki bayan dedi ki, bu bir şey yapmış. O da kaybetmiş. Zart zurt tamam mı? Zart zurt abi, zart zurt. Tamam mı? Bana de, bu nesne ha. Bekle sus. Dinle dinle yaptım. Böyle yaptım bak. Ve bak ben yapmadım. Şimdi. Dinle dedin. Ama ben o işareti ilk önce ben de hani tribe giriyorsun zannettim de sonra şöyle yapıyorsun bak. Ben ne diyor? Şu diyor. Sanki öyle yapıyorsun gibi geldi bize. Bilmiyorum Zartort. Aranızda tartışırken Ali'yi kaçırdınız. Evet. Demet'im hoş geldin güzelim benim. Sen neredesin kaç ki? Sen balindeki dövme nerede yaptırdın? Cezaevinde kendim yaptım. Ali Can'ın burası da vardı bu. Aynen Ali Can'ın burası da var. Taner'den nereye? Bir dakika durur musunuz? Bak. Ali nereye gitti? Ali nereye gitti? Ali kemanı getirin. Herkese getirin. Onu da oynarız. Onu da yaparız inşallah. Cancım benim. Canım benim. Orada galiba onu zaten oynayacaktık galiba ya. Ali nereye? O var. Benim aklımda olan oyunlardan biri o. Git. Dur. Abla bildiğim, bak o Konyaaltı sahili var ya, o Konya sahili, cesedimizi bulup köveceğiz. O Konyaaltı sahili bana vaat etseler, ben bildiğim şeyi yalan söylemem, yaramayacağını bilirim abla. Tamam. Yaramaz. Biliyorum, otur tamam. Necip'cim bak. Doğru Necip'cim, vallahi Necip'cim kendine geldi. Şöyle izliyoruz seni şu anda Neco. Neco seni şöyle izliyoruz şu anda, delirteceksin beni Necip ya. Efendi hala attığımı bilmiyorum, çok teşekkür ederim. Mesela çetemizdeki köylü Şirin Baba var ya, benim kafamda arkadaşlar Necip gibi bir insan. Kafamda hep öyle kurdum mesela köylü Şirin Baba'yı. Diyorum bence çok net bir şekilde gördükleri. Evet. Ne anlattı? Yanında eşi de var, iki çocuğu da var. Kaç gündür Şevki Hoca ile biz reklam arasında konuştuğumuz böyle hangover kafası yaşayıp özel bakışı atan bir insan Pixel'le. Durumdan bahsediyorum. Blugal.com çok teşekkür ederim. Sema Nur'a buradan selamlar canım benim. Sema Nur'cum kokulu öpücükler Caniko. Aslında. Çünkü bu bir tahmin. Biz bu tahmini oturup da hayal kurmuyoruz. Yasaklı madde alan insanların birbirlerine karşı tavırlarının nasıl olduğunu, evet, kendisi değişti, zaten değişti. Bir uzman olduğu için. Biz de sürekli bu konuda çalıştığımız için biliyoruz ve onun üzerine konuşuyoruz. Sen o gece oradan kaçıyorsun. Sen evet. Zaten o gece oradan kaçtığını söyledin. Arkadaşlar bölümler kaydı bu arada ama yapacak bir şey yok. En azından izlemediğimiz yerleri izliyoruz. Sıkıntı yok. İtibaren bizim Şevki Hoca ile aramızdaki konuştuğumuz mevzu Ali Can'ın sana bir tasallukta bulunduğuydu. Öyle şeyler söyleniyor çünkü Hasan Hüseyin. Kaç tane görgü tanığı var? Sana bir tasallukta bulundu ve oradan gittim. Bak hanımefendi diyor ki... Ayaklarını öperim sağ ol. Ayak Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Böyle bir şey yaşandı. Hatta benim eşim müdahale etti. Hani bu çocuğa ne yapıyor görmüyor musun diye. Amcaoğlun da o laf terbiyesiz bir laf mı bilmiyorum anlamını ama... Küfürleşmiş o da ona işte biz bilmem ne miyiz şimdi bilmiyorum o laf terbiyeli mi terbiyesiz mi söylemeyeyim. Godoş mu ne? Değil herhalde. Ya söyle abla Sevcan'ın üstüne atarız. Sevcan'ın lafı deriz. Söyle. Çift sıfır. Bir kelime bilmiyorum anlamını. O da işte biz bilmem ne miyiz dedi diye anlatıyor. İşte bundan sonrasında yok Ali Can. Belli ki Ali Can o gün Necip'in dediği gibi dozu fazla kaçırdı ve sınırı aştı. O sınırı aştığında da yanındaki en zayıf halka sendin. Sana ne yaptı? Demek ki abla sapıklık yaptı şerefsiz belli ki. Şerefsiz. Ne yaptıysa oradan kaçtın. Sen ya da amcaoğluna nasıl karşılık verdin? Onun cevabı sizde. İkiniz oradan kaçtınız, otogarda yalın ayaksınız. Görünen fotoğraf bu. Bu Hasan Hüseyin yani. O yüzden ne yaşandıysa sen de anlat çocuğu. Ya bir şey anlatacağım abla. Bir görsün, bilmiyorsan o zaman diyeceksin ki ben o zaman şunu mu diyorsun? Ne yaşandığını hatırlamıyorum. Yok yani. Abla bir görsün kesinlikle söyleyeceğim ama onunla ilgili hiçbir şey görmedim. Ama bak Volkan'a da Volkan'la ilgili de yalan söylediğinde ses kayıtlarından işte belli. Sen de bir öyle söyleyerek bundan kurtaramazsın. Orada sahil kenarında, ben çok açık söyleyeyim, sahil kenarında ne yaşandıysa yaşandı. Aile de anladığım kadarıyla çok şeyini sürdürememiş. Sahilde de ne olacak demişler. Evet. Orada o insan uzvunu görenler var. Aynı yerde görenler var. İnsan uzvu mu gözükmüş abla? O herifin yani cesedinin bir parçası falan mı gözükmüş? Yani yok abi, demedim. Bu saatten itibaren abi, bilmiyorum orada ne kalmıştır. Hayır abla benim anlamadım. Bu sahil madem bu kadar kalabalık. Bu sahilde bu adamı madem ortadan kaldırdılar. Hiçbir kimse görmedi anasını satayım ya. Kemik memik bilmem ne ama belli ki... O da olmaz ki ya. Bu çocuk da orada hayatına son verilmiş. Yoksa orada tamam. Kameralar var, onlar var bilmem neler. O da mantığıma uymuyor yani şimdi. Mesela keçi gücünü nasıl kesti? Biz kavga, işimiz gücümüz yok. Hep etmem iş adamı. Hasan Hüseyin sen kıyamam ben sana. Ne yaptın dört kişi gittiğinde?
Ne yaptın? Ne gibi abi? Merak ediyorum seni ya. Ne siz gibi? 4 kişi gitmediniz mi Konyaaltı'na? Evet, doğru mu? Evet. Sen Ali Canan'la böyle çırpınarak gördün ya. Ondan başka sen bir şey görmediniz mi? Görmedim. Ya. Ne Allah, yapıyordun? Allah Kur'an çarptı. Abi sen ne yapıyorsun? Ben nasıl oturuyordum? Hanımefendi çok net anlattı. Ben teşekkür ediyorum. Oturuyordum. Ali Canan'la hiç oturuyordum. Aynen. Ayak ayak üstüne yapmadın mı hiç? Yok. Ama yani al. Ayak ayak üstüne mi? Bu Hasan Hüseyin'in de sorgulasına yani bu kadar da bu anneyi de perişan etmenin. Arkadaşlar bir anlamı var mı yani? Bu bir öyle bir öyle konuşacak bunlar diye bu aileyi de bu kadar perişan etmenin aylardır. Hasan'ım yanlış anlamadı. Olmuyor böyle Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin yani sen de işte keşke işte vallahi billahi ya üzücü ya. Niye biliyor musun? Ben isterdim ki mesela Hasan Hüseyin çok güzel bir hayat yaşasın. Hani güzel böyle güzel arkadaş ortamı olsun. Sosyalleşsin. Güzel bir eğitim, ilim, irfan sahibi olsun. Hani genç de çocuk abuk sabuk ortamlara düşmüş. İşte abuk sabuk ortamlarda abuk sabuk ortamlara sürüklenen insanlar da oralarda abuk sabuk işler yapıyor abla yani abuk sabuğun abuk sabuğu. Ne olacak yani? Anladın sen işte. Anlamı da yok yani. Güzel ortamda büyüyen güzel büyür. Kötü ortamda büyüyen de kötü bir hayat yaşar yani. Şimdi ya üzücü. Verelim. Üzücü abi üzücü deyince yani gene empati ama gene empati. Empati de yapmak zorundayız chat üzücü. De bir ara. Ya insan ister ki ülkesinin bütün gençleri vallahi bile güzel bir hayat yaşasın. Neyse gelelim güncele gelelim abla. En azından bir özet geçmiş olduk güncele gelelim. En azından. Güncele gelelim. Niye hiçbir şey olmadığını hatırlıyorum. Ya yaşadığı şey de kötü chat. Hasan Hüseyin'in yaşadığı şey de kötü. Biliyorsun da. Onu öteki sapın yaptı. Onlar söylediğinde olmadığını hatırlıyorsun böyle bir şeyin. E diğer konularla ilgili bir şey sorulduğunda niye hatırlamıyorum diyorsun. Aramızda bir şey düşmüyor. Bir insan ya hatırlar ya hatırlamaz. Ya o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamazsın. Evet. Ya da her şeyi hatırlarsın. Bu kadar insanda bir araya gelip İngiltere'den, Almanya'dan, oradan buradan hep aynı şeyi söylemez. Ya abla bir de şöyle de bir durum var. Şimdi şöyle de bir durum var abla. Yani bu kadar insan böyle şeyleri hatırlıyorsa böyle şeylerin hatırlandığı ortamda da bir şeyler de hatırlanmaz. Buna ben de katılıyorum yani. Böyle bir şey de var hakikaten. Yani düşündüğümüz zaman hakikaten böyle bir şey var yani Müge abla. Ya bilmiyorum tam emin değilim ama düşündüğümüz zaman hakikaten böyle bir sıkıntı var yani. Ne oluyor abla Müge abla? Müge abla harbiden anasını satayım uzun açı verdi ya. Ya bakın bir bandımız daha var değil mi? Uzun açı normalde mi? Lan Müge abla. Hani kıyafet şık oldu diye vallahi billahi. Kıyafet şık diye vallahi şu pozu veriyorsun abla. Hangisi? Metin Bey bize ulaştı. Ya normal, bu... Normalde aman yoktu ya. Bu açı. Bu açı normalde yoktu. İnsanların adları, soyadları, her şeyleri... Haberim geldiğim gibi gidiyorum bir kendimi hatırlayayım dedim. İyi gece. Görüşürüz canım benim Rümeysa'cım. Eskuşum sen neredesin kaç dakika? Pardon. Elimize. Yönetim. Tamam bir izleyelim. Söyleyemdim. Duyadım. Evet gelsin. Bant geldi. Bant geldi. Ben Hüseyin ve Ali Canlar arasında biraz sesler yükseldi. Tabii yeni elbise yeni kadraj. Jelly Jelly Bean. Farklı tanıklar. Aynı iddia. Aynı iddia. Nedir iddia? Of. Bu arada chat yarın da biliyorsunuz Müge Anlı var. Yarın ne günlerden? Cuma. Hafta ne çabuk bitti lan chat. Cumartesi absürt komedi. Kızılcık şerbeti. Hocam kızılcık şerbeti. Bak tekrar söylüyorum. Tek izlersen sarmaz. Dizi yayında fena sarıyor. Söyleyeyim. Kızılcık şerbeti artık kısmeti olur. Cumartesi günü. Ayağa kalktı dedi ki sen kime şekil yapıyorsun? Kuzenim. Sen kime şekil yapıyorsun? Neyse aynısı söylenmiş zaten tekrar. Nasıl bunu yaparsın? Diyerek yumruk attığını gördüm. Görgü şahitlerine bir yenisi daha eklendi. Bir yenisi geldi. Kim bu? Hasan Hüseyin bayağı bir sinirli ve küfürler ediyordu. Nasıl böyle yaparsın tarzında birkaç Samirant. Kelime kullanıp omuzuna... Evet Samirant. Yumruk atıp duruyordu. Üç arkadaşıyla gittiği Konyaaltı... Allah belanı vermesin seni pis. Sahilinde sırra kadem basan Ali Can Demirci'nin kaybolduğu gün darp edildiğini söyleyen çok sayıda izleyicimiz vardı. Biz üç arkadaş sahilde yürürken bu dört arkadaşı gördük. Hasan Hüseyin ve Ali Can'lar arasında bir arbede yaşandı. Biz bu dört arkadaşı gördük. Küçük olan çocuğun amcasının oğlu. O bir anda ayağa kalktı dedi ki kaybolan çocuğa sen kime şekil yapıyorsun? Sen kime şekil yapıyorsun? Diye söylenmiş anasını satayım. Can'ın kaybolan şahsın o ufak çocuğa bir hareketi oldu. Tabii o kesin artık ya Canişkom. O artık kesin ya. Yani çünkü... Bir sürü farklı görgü tanığı bağlandı. Chat. Yani bir tane olsa eyvallah diyeceğim de. Hani bir değil de iki görgü tanığından sonra ben zaten net şüphelenirim yani. Artık üçten sonra falan artık benim kafamda net yani. Sarkıntılık yaptığını gördüm. Diğer çocuk da kuzeni de sen benim kardeşime kuzenime nasıl bunu yaparsın diyerek yumruk attığını gördüm. Ali Kemal'i Ali Can'a yumruk atarken görüyorsun. Evet. 29 Haziran Cumartesi günü kayıplara karışan Ali Can Demirci'nin darp edildiği anlara şahit olduğunu söyleyenlere bir yenisi daha eklendi. Metin Bey neler yaşandığını ekibimize anlattı. Ya Metin Bey anlatın Metin Bey de geldi. Eda'cım iyi ki varsın kedim kaybolmuştu geri döndü izliyoruz severek. Buradan hem senin kedine hem chatteki kedilere hem de YouTube'daki kedilere selamlar. Haziran ayın sonlarındaydı hafta sonu. Biz çocuklarla denizden çıktık. Çıktığımız zaman bu Hasan Hüseyin'le Ali Can'ı ayakta bile zor durur halde gördük. Nerede gördünüz tam olarak? Varyantın olduğu bölgede. Varyant mı? Araçların Konyaaltı sahil tarafına giriş yaptığı bölgede. Yani bu ne varyantı beyefendi? Enis varyantı mı? Anladın mı şakayı? Şaka yaptım. Devam.
Bölgede ayakta bile zor duruyorlarken Hasan Hüseyin bayağı bir sinirli ve küfürler ediyordu kendisine. Nasıl böyle yaparsın tarzında birkaç kelime kullanıp omuzuna yumruk atıp duruyordu. Alican'a mı? Doğrudur. Sinir öfkesi Alican'aydı yani. Evet doğrudur. Alican bana döndü, saati sordu. Ben de 8.45 olduğunu söyledim. Çok öfkeli diyorsun Hasan Hüseyin Alican'a. Alican ne tepki verdi bu yumruk atmaya, küfür etmeye karşı? Zaten kafası güzel olduğu için abla çok da böyle bir... Alican çok fazla tepki veremiyordu. Sadece kendinde değildi. Boş boş bakıyordu diyebilirim açıkçası. Kafası da güzel olduğu için hem sapıklık yapıp hem de dayağını yemiş oturmuş gibi bir durum var galiba. Alican'ın Hasan Hüseyin olduğuna emin misiniz? Doğrudur. Oğluma kaybolan Alican'ın fotoğrafını gösterdiğim zaman baba yumruk atan bu değildi dedi. Ardından Hasan Hüseyin'in fotoğrafını gösterince evet baba yumruk atan buydu dedi. Genç olan özellikle öyle söylüyorlar. Sakallı olana yumruk attı baba diyorlar. Çocukların... Hasan Hüseyin de yanlış anlamayın da chat arasana satayım yani. Hasan Hüseyin'in yumruk attığı konusunda benimle aynı fikirde. Kimse de namusunu sokakta bulmadı yani Alican Efendi. Kimse de namusunu sokakta bulmadı. Yani inşallah bunlar öldürmemiştir falan demek istiyorum ben artık Alican. İnşallah bunlar öldürmemiştir. İnşallah hani senin gibi biri yüzünden bunların başı yanmaz inşallah demek istiyorum. Yanlış anlamayın chat bana ister kızın ister şey yapın ama senin gibi biri yüzünden inşallah bunların başı yanmamıştır demek istiyorum ben ya. Bunlar arkadaşlar hep yalan. Hepsi yalan mı bunlar? Bak yani bu mesela temas bile geçmedik ama Mükaplan niye böyle yaptılar ki bunlar? Hasan Hüseyin yanlış anlama Ali Kemal siz de böyle hani mükemmel insanlar değilsiniz. Hani siz de mükemmel insanlar değilsiniz ama. Yani, tamam, Ali Can'la bir şey mide bulandırıcı işler var ya. Mide bulandırıcı işler var. Aha buldum 28 Ekim bölümü 1.10.40 kısmı. Bakalım ona da bakalım chat. Müge Anlı o kadar araştırmışsın gülüm. Kaldırmayın onu bir dakika. 28 Ekim. Dakikasına kadar söylediğine göre ona da bakalım. Ona da bakalım tam bir özet olsun. Tam bir özet olsun. Eylül'ü mü iki varsın. 1.10.40. 1.10.40, 1.10.40 ona da bakalım abla. Ona da bakalım garanti olsun iyice. Ona da bakalım garanti olsun iyice. Fatma Zelim'e iki varsın. Kardeşi birine tahrip olunacak harika yapmış pedofili görüyor. Yani. Örgü şahidi akrabası da telefon attığımız. Efendim günaydın. Evet. Günaydın. Ona da bakalım chat bir tam özet olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Almanya'dan bize bağlandınız. Evet. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum size de. Çok teşekkür ediyorum. Ne gördüğünüzü, nasıl gördüğünüzü anlatır mısınız lütfen? Evet beyefendi o uzuv işini anlatalım. Nereden Ağustos'tu diyorsunuz? Ağustos'un ilk haftasıydı. Evet. Aile boyu, yani biz ailece... Almanya'dan, İngiltere'den çıkanlar gelmiş Antalya'ya tatile. Güzel. Tatil yaptığımız bir bölge. Evet. Kızım gözlük takarak denize açıldı biraz. Evet. Sonra bir heyecanla beni çağırdı. Baba çabuk gelir misin buraya diye. Az siktir şaka yapıyorsun. Ne gördü? Bir gözlükte ben taktım. Evet. Denizin altını seyrettik. Aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Diz üstü bel altı. Yani tam insan vücudunun kalçasının olduğu kısım. İnsan uzvu. Az siktir ya. Nasıl? Balıklar bayağı bir yoğun şekilde balıklar yiyordu. Aşağıda. Sikome. Oğlum. Ay. Ne yapıyorsun ablacığım ya? Kız heyecanlandı, kızım heyecanlandı dedim ki dışarıda dedim kimseye bir şey söyleme yani insanları da telaşa sokmayalım. Ben çıktım yukarıda polis noktası var, polis noktasına gittim. Ne dedi, hiç bakmadılar mı cesedi mesela? Varsa ceset? Polise durumu anlattım dedim yani etrafta dedim eğer bir kafa, sol, bacak denk gelirse dedim bakın dedim bu kısımda bir insan vücudunun olduğunu gördüm ben. Oraya bir sahil güvenlik falan gelmesi gerekmiyor muydu ya? Fakat polis güldü, hayvan olabilir dedi. Amenna. Hakikaten çıldıracağım ha. Hakikaten şey Valinyo'cum iyi ki varsın. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Hayvan olabilir diye gerçekten üstüne mi kapatmışlar? Ya bir 36-40'a bakalım. Kesin 2 saattir arıyorum bu kısmı. Dedim ben hayvana... Nazlı edildiğini falan söylüyordum. Olabilir dedim. İnsan vücuduna benzeyen de uzuv. Daha gidip baksanıza arkadaşım hayvan olabilir diye nasıl kapatırsın? Gidip baksanıza ya. Dedim yani bir... Abi hakikaten bıktım artık şu sorumsuzluktan ya. Polis kontrolü gerekiyor. Yani birilerini gönderirseniz dedim iyi olur bir kontrol yaptırın. Güldü yani hiç oralı olmadı. Ciddiye de almadı. Yani aslında ihbarınızı ciddiye almadı ama siz bir insan uzvu gördüğünüze eminsiniz. Alça yani. Bölgesini görmüşsünüz değil mi? Evet ama o şey kısım yani bel kısım. Oğlum bu zor bir şey değil mi? Gidin bakın anasını satayım bu kadar mı zor? İhbar gelmiş gülüyorlar şey. Hayvandır o ya. Şeyden bu helikopterlerle yukarıdan şey atıyorlar. Aynen koyun boyun atıyorlar koyundur o. At atmış attır o. At. takma devam et. Manyak mısın? Suyun dibinde insan var diyor arasın. Git bir bak ya. Melihanur. Melihanur'cum iyi ki varsın gülüm. İki gün boyunca takipte gittik. Yani hangi konumdan... Abi bu kaçıncı sorumsuzluk artık ya? Bu kaçıncı sorumsuzluk? Pozisyonda diye her gittiğimizde yani günlük devam denize gittiğimiz için biraz tabii basit tarafa kaydık biz ama kontrol yapıyorduk evet. Devamlı orada. Balıkların tamamen yiyip bitirdiğini ve kemiklerin orada olduğunu da gördük. Şu andaki kolluk kuvvetleri cidden bize iş çıkmasın da ne olursa o hakikaten inanılmaz ya. Orada... Bu kaçıncı artık ya? Var mı yok mu bilmiyorum ama kızım orada bir de saat buldu. Yani bir metre falan ilerisinde.
Ne oluyor lan teyze, dur lan sakin ol. O saat o kişiye mi ait değil mi onu da bilmiyoruz. Ben vatandaşlık olarak görevimi yaptım, polise bildirdim. Hani ciddiye alınmaz. Teyze arada Aslı teyze gibi bir şey oluyor. Aldığımız için üzüldüm. Ve vatandaş olarak ben görevimi yaptım. Anna Junior da diyor ki abi sen kusuyorsun sandım zannet. Allah seni kahretmesin ya. Abi sen kusuyorsun sandım yanlış ya. Tahmin ediyorum. Vallahi ben de kusabilirim ya. Ben de kusabilirim abla, ne diyeyim yani. Yani peki siz şunu sordunuz mu? Orada bir hayvan nasıl olacak denizin ortasına? Yani hayvan nasıl gelecekmiş göreye? Hayvan mı? Fatma sen... He onu dedim ben de abla. Hani çünkü benim de dediğim gibi olması lazım. Yani helikopterle falan havadan bir denize bir şey düşmesi lazım. Orada hayvanın ne işi var orada mesela? Onu da dedim ya. Bana diyor ki hayvan alsın. Ya dedim, bu şu zamanda dedim yani kim getirip de oraya hayvan alsın. 7-8 metre ilerle. Ya ve... hayvanı ne bilmem nesi arasını satayım ya. Ya hayvan neyine benzemiyor? Yani hayvan sonuçta küçük. Bu resmen bir insan vücudu uzvunu andırıyor yani şey olarak. Ben yukarıdan da bayağı bir baktım. Gerçekten insan uzvuydu yani. Evet. Siz gördüğünüzden eminsiniz. Tabii tabii. Biz eminim çünkü 2-3 gün boyunca da gittim geldim devamlı. Bak... Ya Çetçim bu arada Allah razı olsun tam bu dakikaları bize söylediğiniz için iyi ki varsınız ya. En önemli kısımlar çünkü bunlar. Birkaç bölüm atladık. Özet gibi oldu. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Baktım oraya. Hatta şöyle söyleyeyim. İnşallah sizin karşınıza da hep böyle kolaylıklar çıkar. Diyebilirim. Belki kilot, bel kısmındaki kilot parçalanmış. Tamam külot diyor abla, hangi hayvan külot giyinir ya? Hangi hayvan külot giyinir? Hangi hayvanın altına bez bağlanır abla? Amenna. Beni konuşturma şimdi ya Joy 7 Ufuk. Hangi hayvanın götüne bez bağlanır ya? Ya bir bez parçası da var. Çıldırtma beni gözünü seveyim, edepli hayvan ya. Rengi ne renk abi? Joy 7 Ufuk ya. Onun? Götünü keserim tabirini gerçekleştirmek için katılıyorum. Kısmındaki külot parçalanmış. Ya bir bez... Öyle de demeyelim, neyse üstünden geçelim de. Amenna. Vallahi akaretler. Ülkenin durumu nasıl, hem gülünse hem anlası olabilir. Müge Anlı olmasa? Hayvan cesedi diyor ya, şaka gibi ya. Burada vardı. Rengi ne renkte abi onun? Beyaz. Rengi ne renkte? Beyaz olarak gördüm ben yukarı. Beyaz don. Çünkü derinlik 7-8 metre ama şöyle parçalanmış. Bir, biz de erkek adamız Çet, pembe don giymiyoruz yani. Beyaz. Amenna. Kremasız kahve, bu sorumsuzlar anafendi dersenize mi? Baba inanılmaz bir liyakatsizlik var. Bak. İnanılmaz bir liyakatsizlik var arkadaşlar devletin bazı kurumlarında. Devletin bazı kurumlarında. Onun da acısı böyle böyle çıkıyor işte. Bak onun acısı böyle zamanla çıkacak şeyler işte. Böyle yavaş 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 böyle işte parçalanıyoruz anasını satayım. Abicim git bak. Bak suyun ortasında adam sana ihbarda bulunuyor. Git bak. Bakmıyor herif ya. Herif bakmıyor, gülüyor ya. Beyazdı diyor. Bilesi olabilir mi? Abi vücudunda da dövme var mıydı? Nereden gördün? Hayır, sen ne yapıyorsun şu anda? Şaka mısın? Anasını satayım ya. Vücudunda dövme var mıydı? Aynen. Vallahi dövmeli köpek. Vücutta et yok. Ben bahsettiğim kısım bel aşağısı ve diz üstü. Parçalanmış. Vücut bütünlüğü bozulmuş. Kalça kısmını görüyorsun. Vücut bütünlüğü yoktu yani. El ayak. Ay kötü. Ay kötü. Kötü. Falan bir şey yok. Kalça kısmını gördüm diyor. Evet. Ama anladım. Saatin de camı yoktu. Saatin de camı yok. Yani ben o kadar önemsemedim. Onu da orada arkadaşlarını zaten görmüşler. Ben de vücut bütünlüğünün bu arada bunların çünkü o seviye bir psikopat olduğunu zannetmiyorum. Yani şimdi böyle şeyleri de dinlendirmek bile istemiyorum ama hani bunların parçalayacağını zannetmiyorum. Muhtemelen hani yekpare atmışlardır bütün vücut. Amenna. Orada balıklar parçalamıştır diyeceğim ama balıklar da böyle kısa zamanda bu kadar parçalayabilir mi bilmiyorum ya. Hep söylediler ama ben bir kere kadına şiddet olayını söyledim. Suriyeli bir ablayı mahallede kocası döver demişti. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hepsi öyle değildir. Ama maalesef yani çok da şey yapmak istemiyorum ama büyük çoğunluğu yani işini iyi yapan çok az kaldı. Bak devletin bazı kurumlarında işini iyi yapan çok az kaldı. Bunu söyleyebilirim ama. Ya balıklar bu kadar çok parçalarlar mı onu bilmiyorum Chat. Yani. Ya da parçalasa parçaladıktan sonra parçalanan bazı kısımlar suyun üstüne çıkmaz mı? Gerçi o da sürüklenip gider ya. Saat ona ait mi değil mi bilmiyorlar ama tabii bunu görünce orada da bir saat de bulunca saati de alıp saklama geri ihtiyacı hissetmiş. Tabii tabii saat orada. Arkadaşlarınız zaten herhalde resmini çekmişler. Saat aslında saati yani. Gösterelim. Senin de oğlunun... Ha dekompoze işte. Dekompoze oldu galiba. Aynen öyle. Meltem 01. Ezgüçüm. Dekompoze oldu galiba. Devam edelim. Bir sarı saati varmış ama bu böyle bir saati var mıydı oğlunun? Saati vardı. Bak, arkaya verir misin Ahmet? Orada. Valla Müge Hanım ne bileyim böyle bir... Böyle arkadaşlar beni alırdı. Arkadaşlar kendi saatini verirdi. Tespik vardı. Bir saati vardı ama. Evet tespik. Şu kısmı sarı mıydı? Öyle bir şeydi galiba. İşte bak şu saati bulmuş beyefendi. Gördün mü hiç böyle bir saat? Valla işte bilmiyorum ki. Ekseriyet bunlara eşyasını verir. Benim oğlum onlara eşyasını verir, bundan alır. Değiş tokuş yaparlar. Hiç sonunda böyle bir saat gördün mü Necip? Yaparlar. Yok, görmedim abi. Yani saatle ben çok bağlantı kurulur kurulmaz onun için bir şey söylemiyorum ama bulmuşken de söyleyebilirim. Peki bu saat sizden evet. Birinin saati olabilir. Ekin Ayol demiş ki biz laf edince... Hayır arkadaşlar ben linç demiyorum estağfurullah. Siz laf edince linç demiyorum ama... Şimdi benim söyleme şeklimle sizin söyleme şekliniz farklı.
Yani oradaki ben siyasi farkı anlayabiliyorum yani. Eken Ayol. İkimiz aynı açıdan bakmıyoruz yani hayata. Alışkanlığı yok. Ya bunun farkındayım yani ben. Tutakma alışkanlığı anladım. Yok. Yani saat ona mı ait bilmiyorum. Teşekkür ediyorum Ahmet ama beyefendinin söyledikleri gayet önemli. Chat bugün çok sapık demiş. Yani Almanya'da yaşayan. Bulan kızım dediği de bu arada kızınız da 30 yaşındaymış. Yani bir çocuktan falan bahsetmiyoruz. O da 30 yaşında. Aklı başında genç bir hanımefendi. Değil mi beyefendiniz sizin çocuğunuz ama ben de çocuk deyince küçük bir çocuk mu falan sandım başında. O da... Hayır yok ki. Yok. 33-34 yaşlarında. Tamam o işte belli ki ya. Bir de ben polisin yanından ayrılırken... Var Burcu, kısmet soluları birazdan geçeceğiz. Olur da dedim, bir ihbar gelir de böyle kafa kol bir yerlerde bulunursa arayacağınız vücudun yerini de gösterdim dedim. Yani şurada 8 metre ileride evet, denizin içerisinde dedi. Polis güldü. Abi biz sinirli ne yapalım bu kadar kısa? Ya sinirleniyorsunuz aynı da işte yani. Daha çözümcü olmak lazım farklı. Çözülecek bunlar inşallah her şey çok güzel olacak ya. Ya devletin kurumları inşallah temizlenecek. Çok daha arkadaşlar liyakatli ve adaletli insanlar yerleşecek oralara inşallah diyelim. Ben de sizin bu ihbarınızın üzerine hem jandarma hem de... Jandarma da baba ne ihbarı, ihbar yapılmış zaten be kardeşim Müge Hanım yani daha bu sen, yani bir şey söyleyeceğim yani senin bağırmanı bekleyeceksek oho! Ya şu artık vatandaşın gerçekten söylemlerini ciddiye alın ya. İllaki bak chat illaki ben onun için diyorum bak bizim bir araya gelip ses çıkarmamız lazım diye bazı konularda. Mesela bu Discord olayı. Discord kapatıldı. Ne oldu baba Discord sapıkları? Discord sapıklarının bulunması lazım anasını satayım. Yani bunun için bizim bir araya gelip herkesin böyle bir yerden baskı mı kurması lazım? Emniyet yetkililerine. Hani... Birisi bir ihbarda bulunuyorsa araştır. Kaç tane küçücük kızın hayatını kararttınız şerefsizler mesela. Bir kişiyi bile dinlemeniz lazım ya. O civarda herhangi bir ceset bulundu mu diye sorduk ama kayıtlara geçen herhangi bir ceset buluntusu olmamış bugüne kadar. Zaten beyefendi anladığım kadarıyla... Ciddiye almıyorlar ki. Akşama kadar yatıyorlar o zaman baktığımız zaman chat. Büyük bir çoğunluğu akşama kadar yatıyor. Herif yani hani şöyle düşünüyorlar herhalde chat. Bak tekrar söylüyorum abi. İşi çalıştığınız iş yerinde, hastanelerde, efendime söyleyeyim başka nerede chat, jandarmada, emniyette neyse. Kardeşim sevmiyorsanız yapmayın. Aman ben boşta kalmayayım gideyim polis olayım. Olma kardeşim. Olma birader olma anasını satayım. Çünkü zor bir şey de değil galiba chat polis olmak. 3 tane lastiğin üstünden zıplıyorsun polis oluyorsun anasını satayım. Olmayın kardeşim bir de zor yapın şu işi ya. Polis olmak zor olsun anasını satayım yanlış anlamayın da. Sevmiyorsanız yapmayın arkadaşım ya. Yani kuma saplanmış. Akşama kadar oturuyorlar anasını satayım. Akşama kadar oturuyorlar herhalde anasını. Ben anlamadım ki geliyor yani şey yapıyor. Başımıza iş çıkmasın diye gidip bakmıyorlar anasını. Olabilir mi böyle bir şey ya? Bir insan bedeninin gördüğünü iddia... Apartmanda kadın dövüldü ablamdan diyor bakayım okuyamadım bir dakika dur bir okuyalım bir. Önemli bir şey geldi okuyalım. Okuyalım önemli bir donet geldi. Apartmanda kadın dövüldü ablamla çıkıp kadını kurtarmaya çalıştı kimse çıkmadı. Polis gelip çıkmayın bir daha bunlara işlemez bir şey deyip yani... Abi şey de şöyle de bir durum var chat. Mesela o olay bir farklı bir olay. Niye bunlara bir şey işlemez diyor polis orada. Çünkü savcılığa gidiyor suçu yok. Ya polisin orada bir suçu olmayabilir bak orada bir şey diyemem çünkü savcının da bir suçu yok diyebilirim chat. Kanunlar belli. Ediyor, parçasını gördüğünü iddia ediyor. Çok büyük bir ceza almıyorlar günün sonunda mesela anasını satayım. Bir şey diyemiyorum ki anasını satayım yani. Sonuçta yalan da söyleyecek halleri yok. Ama hayvansa da hangi hayvan şimdi ne yapacak? Yani Antalya sahilinde 7-8 metre derinliğine gidip de inek mi atacaklar yani? Onu dedim abla yani. Az önce onu dedim ya helikopterden herhalde. Yani ancak öyle düşmesi lazım suyu. İnek de kendi kendine gitmeyeceğine göre. İnek mi geldi oraya ne geldi? Hani ne olacak? İnsan beden parçasıyla benzer boyutlarda... olabilecek tam bir hayvan. Tam da nereye gidecek oraya? Çok... Yanlış anlamayın da yani insanla hayvanı da ayırt edebilecek herhalde kapasiteye sahibiz. Bir, hani bu nasıl böyle bir oradaki polis hangi akla hizmet ya utanmadan gitti bu hayvandır diyebildi. İki. Ne gidecek ki oraya yani? Yani ya insanın utanması olur bir kere ya bunu söylemesi için. Ve insanın birazcık aklı olur. Yani bunu söyleyen birinin zaten acil bir şekilde bütün rozetini mozetini alın ya. Ki böyle bir durum söz konusu. Tam da aynı yerden. Bunu çocuk söylemez bunu ya. Çocuk söylemez bunu ya. Denizin ortasında şey. Bahsediyoruz. Hatırlar mısınız beyefendi Müge size sahili gösterse? Tabii ben her sene zaten orada tatil yapıyorum. Tamam Müge'cim bir sahili gösterir misin? Artık denizi gösterin ama lütfen. Müge evet. Beni duyuyor musunuz? Bak beyefendi telefon attığımızda. Tamam, giriyoruz. Tamam. Giriyoruz. Denize giriyoruz Müge Hanım denize giriyoruz. Kemal abi bir duysun beyefendiye. Evet Kemal abi. Müge sen de iyi tatil yaptın ha mikrofon Müge. Meliha Nur mikrofon Hüseyin Konya Ilgın'da şu anda cayır cayır yalarken sen de tatildesin ha. Nergis teyzem en çok özledim keşke yolda böyle pis işlere bulaşmasaydı. Yani işte hayat. Şimdi yani teyzeye üzüldüm ben de kadına üzüldüm de herife çok da üzüldüm diyemeyeceğim chat Ali Can'a.
çocuk parkının oradayız beyefendi. İzleyebiliriz herhalde. Doğru gidiyoruz değil mi? Şu çocuk parkının içerisinden karşı, ya orada bir yürüme yolu var. Geçtiğiniz zaman sağ tarafta merdivenler var, aşağı iniyorsun. Oğlum millet hala Antalya'da şortla mortla geziyor lan. Millet Antalya'da hala şortla falan geliyor. Hala sıcak belli ki orası, baksana sahil kalabalık. Kimiz? İnin merdivenlerden aşağıya. Evet. Tekrar sağ tarafta hemen soyunma kabini. Buradaki merdivenleri kastediyor beyefendi. Evet. Soyunma kabini nereye? Soyunma kabini var, iki kişilik. Sol tarafta soyunma kabinleri, ben gördüm, orası solda olması lazım. Evet, bir yok. Sağda bir solda, önünde de iki tane evet, şu var. Taraf. Sağdaymış. İzlenmemiş. Evet, soyunma kabinini de gördük. Tam evet, önünde de iki tane duş var. Buradan görüyorsunuz bugün. Yanım. Gidelim yanına. Evet. Yakına gidelim, evet. Karşı taraf. Müngeciğim gidelim, böyle gidelim. Burası da hakikaten şahane ya. Burası da oğlum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yani hakikaten boşuna demiyorlar Türkiye cennet diye ya. Türkiye hakikaten cennet ha. Dümdüz yani o kabinlerin olduğu yerden. Oğlum bak yani bir yandan arkadaşlar hani coğrafi olarak bakıyorum ülkemize chat. Yani ön planında böyle suçlar işleniyor. Şey dosyası vardı chat geçen sene. Ceset bulmuştuk, ceset. Hatırlıyor musunuz? Ceset bulmuştu. Taşların arasından ceset çıkmıştı chat. Annesi oğlu falan filan vardı. Hatırlamıyorum tam şimdi ismini, siz hatırlarsınız chat'e yazarsınız belki. Ceset bulunmuştu. Oradaki görüntü de çok iyiydi mesela ya. Muğla olması lazım. Muğla. Muğla'ydı galiba orası. Arkadaki görüntüyü hatırlıyor musunuz? Böyle dağlar, mağlar, yeşillikler. Böyle var ya şey gibi chat. Böyle Haydi çizgi filmi vardı ya böyle chat. İsviçre'deki dağlar mıydı? İsveç'teki dağlar mı? Neredeydi işte hatırlamıyorum. Orası ya mükemmel ya. Kenarına... Hakikaten çok iyiydi ya. Geldiğiniz... Şaban Ateş. Heh. Erbol İşko. Şaban Ateş. Zaman... Aynen öyle. Medikü. 8 metre derinlikte tahminim. Gidelim mi kıyıya doğru? Buradan bu hizadan gir daldığımızda 7-8 metre diyorsunuz. Aynen. Abi memleket güzel de dışı seni yakar içi beni ya. Aynen. Kemal abi de dikkatli çeksin. Çek bebeksi tenimi çek. Yönü kuma ver. Kameranı kuma ver. Kemal abi. Buradan evet, itibaren evet. 7-8 metre kenarası dubalara doğru. Bakın dubaları da görüyoruz. Dubalar geçmiyorsun. Dubaların ön tarafında. Dubaların Ahmetciğim ön tarafında. Devam edin. Denize... Benim anlamadığım bu şimdi abla, yazın işlenen bir cinayet bu Müge Hanım. Yazın işlenen cinayette 24 saat aktif orası. 7-24 yani arkadaşlar geceleri meceleri de bayağı kalabalık. Nasıl götürmüşler oraya cezidi? Gelmeden, evet. Acaba poşede mi koydular diyeceğim de. Şimdi görelim dubaları. Evet, o göstettiğiniz yer. Evet, şimdi dubaları gösterelim. Dubalar nerede? Mükeciğim bir gitsene o suyun orasına kadar, bir gir bakalım suya. O taraf değil de bu hizadan. Hazır gelmişken. Oğlum şu benim amcam değil mi lan? Öyle dümdüz gösterelim. Necip Önal ben bu dubalara kadar yüzdüm geri geldim dediydi. Ben o zaman bunu sorduğumda Necip Önal ben bu dubalara kadar gittim. Balık gibi de yüzerim, çok güzel yüzerim deyip de bu dubalara kadar gidip geldiğini bana söylemişti bu. Necip Önal, Necip de sağlam yüzer. Söyledin mi Necip? Söyledim abi. Ha? Sen de mi bu dubalara yüzdün? Burada mıydı ben senin? Ben yüzdüm de burası değil. Burada dubalara dışarıda ben bir tane şey ismini söylemeyeyim, bir şey var, büfe var dışarıda. Bu büfenin olduğu yerde değiliz abla biz. İlk gösterdiğim yerdeyiz. Ama dubalara kadar yüzdüğünü söyledi biz ama. Dubalara siz şunu beyefendi, bu dubaların altında bir insan uzunluğunu gördüğünüzü söylüyorsunuz. 33-34 yaşında kızınızla beraber. Ama bu beyefendi görüyor, gidiyor ihbar da şey yapıyor yani şikayette bulunuyor. Ama gelip bakmıyorlar hayvan cesedidir diye. Aynen buraya kadar şey keçi yürüdü. İhbar. Tabii buraya kadar inek yürüdü buraya. Aynen inek yürüdü. Aynısında Allah aşkına beni gör Sıloş'um. 1.29.57'de bir kadın daha arıyor. Onunla dalga geçmişler şaka gibi. O kemik görmüş 1.29.57. Neyse benden bu kadar. Dur bir dakika. Kaç? Bu bölümde mi o? Şuraya not alacağım. Sen kaldırabilirsin Sabit'e. 1.29.57. Dur şu muhabbet bitsin bakacağım oraya. Kaldırabilirsin ben bakacağım. Ciddiye alınmadığını söylüyorsunuz. Çünkü biraz orası... Neyse 1.29.57'ye varmış zaten. Birazdan izleyeceğiz orayı. Kalabalık belki de oradaki insanları da paniğe sürüklememek için herhalde bir şeye benzettiniz falan denildi. Ama bu arada birazdan kısmet solara geçeceğiz ha. Kısmet solara geçeceğiz. Şimdi bizim Haziran ayında... Kaybolan beyefendinin sahilinde olduğu için. Şimdi burada da arkadaşlar şimdi yine akıl ayar yürütürsek bu çocuklar onu alıp orada öldürüp o kalabalığın içinde... Ha onu soruyorum işte. Sırtlayıp bir yere... Onu soruyorum bir yandan da. Gidip gömmediler. Yani şimdi o da mantıklı değil. Diyelim ki bir kavga dövüş oldu. Alıp da onu sırtlayıp arkada ormanlık alana falan götürecekleri bir... Bu arada chat yarın da mükemmel var, kısmet olur var. O an için bir şeyleri... Yakında Red Dead Redemption oynayacağız chat. Çok iyi oyun bu arada. Çok iyi oyun ama Türkçe versiyonunu bekliyorum. Türkçe yaması çıksın oynayacağız. Demo. Da değil. Diyelim ki bir kavga dövüş oldu. Alıp da onu sırtlayıp arkada ormanlık alana falan götürecekleri bir o an için bir şeyleri yok. İmkanları yok. Kuş üstü haberi olur. Ya şimdi burada bu çocuk... Yani abla bir de dediğim gibi yani yazın bile yani her şey yazın bile diyorum. Kışın bile aktif. Yazın zaten her türlü aktif. 24 saat. Burada bir şey olmuş. Ne olduysa Hasan Hüseyin kaçıyor. Hı. Sen kuvvetli muhtemel Hasan Hüseyin'e yardım etmek için... bir devreye giriyorsun. Ayakkabılarımızı bile kaybedip geldiğiniz Konya'ya gitmek için otogara gidiyorsunuz. Aslında şey bu çocukta burada ne olduysa
Senin arkandan mı yüzmeye kalktı acaba? Ya Ali Kemal diyelim mesela sen yapmadın. Diyelim sen yapmadın. Yani yapmayan insan elleri böyle bağlayıp yarım saat bu mevzuları dinler mi bu iddiaları ya? Hiç niye uğraştırıyorsun bizi ben anlamıyorum ki ya. Yani düşünsene mesela sen yapmadın chat. Allah korusun üstüne böyle bir iftira atılıyor. Elleri oturup böyle. Böyle duracaksın böyle. Öcal gibi böyle bakacaksın. Böyle bir bakış olur mu anasatayım? Hani dersin ki ulan ne konuşuyoruz biz kardeşim ya. Ben böyle bir şey yapmadım falan dersin anasatayım. Ne yapıyorsun ya? Yok abla o sırada zaten Ali Kemal ilgileniyordu onunla. Ben çıktım. Ona da atılıyor, ona da atılıyor. Altay ona da atılıyor, Hasan Hüseyin'e de atılıyor. İkisine de. Çıktıktan sonra benim arkamdan niye girsin? Ha sonrasında 12'den sonra ben sızdıktan sonra bu O da rahat oturuyor gerçi Altay. Baktığın zaman Hasan Hüseyin de rahat oturuyor baktığın zaman. Muhabbetlerden sonrasında. Ayrı mevzu yani. Atladıysa hayır, da Ali Kemal hiç senin ilgilenmediğini söyledi. Hiç Necip'e ben söyledim. Necip hiç oralı değildi. Biz evde Ali Kemal'le şeyle tartıştığını söyledi. Yok bahsettim hatırlamıyorum bu kardeşim. Evde Necip'in evinde tartıştıklarını söylemedin mi? Araları iyi değildi. Ne zaman söyledim öyle bir şey söylesem söyledim derim. Necip'in evinde tartışma maçma hiçbir şey olmadı ama Ali Kemal kendinde değildi. Aralar... Baba sen de yani duygular haram oldu diye gireceksin en son vallahi billahi ya. İyi değildi orayı kadar iyiydi de evlere geldikten sonra Necip'le arası iyi değildi. Sahile gittiğimizde ayrı ayrı oturuyorlardı. Zaten adamlar da ben 2 saat 3 saattir oturuyorum ben ne bileyim anasını nasıl bir arkadaş sen olduğunu. Sen denize girdin. Sordum arkadaşım. Ali Kemal'ın ses tonu öldürüyor beni ya taklit de edemiyorum Ali Kemal'ı ya. Ali Kemal'ı taklit edemiyorum ya. Çıktığında Ali Can'ın orada olduğunu az önce belirtseydin. Evet Ali Can gene... Ali Can senin arkana gitmedi. Gitmedi. Ha, bunu bir kesik olacağım. Ali Can arkana yüzmedi. Yüzmedi evet. Kafamızı yıktı zaten. Ali Can'ın orada oldu. Almanya'daki izleyicimiz de diyor. Altı sayında denizde insanın bunu gördüğüme eminim diyor. Sen geldin de Ali Can oradaydı. Dur Almanya'dan biri bağlandı. Almanya'dan da biri bağlandı. İki de. Aynen. Ali Can arkana yüzüp gitmedi. Yok. Zaten Almanya'dan bağlanan beyefendiyi söyledin değil mi sen Müge Hanım? Ben karıştırdım pardon. Ben gittikten sonra da girmedi. Denizde değil Ali Can. Ben çıktığımda ben çıktım. Hayır kavga edip bir şey söyleyeceğim. Orada bir tartışma yaşandı da. Ayılsın falan diye denize mi attınız? Yok bak, abla bak, bak bak ben size en baştan beri çocuklar. En baştan beri bak öldürdünüz demiyorum. Kuvvetle muhtemel Ali Can Hasan Hüseyin'e saldırdı. Tamam. Siz de bunu herhalde ayılsın falan diye denize iteklediniz. Yok hayır abla. Hayır, niye kaçtın o zaman? Abla yani onu o halde gördüğüm için yani. Hangi halde? Abla ama denize itekleseler bu sefer görgü şahitleri diyorlar ki denize iteklediler. Yani kendi öyle bir şey de yok. Böyle öne geri gidip geliyordu kumdayken de öyle 2-3 defa ayağa kalktı sağa sola gidince. Ne yaptı çocuğum gel otur kumda ne yaptı da korktun sen? Bir sapıklık yaptı belli ki sana Hasan Hüseyin. Sana bir sapıklık sana sarkıntılık etmiş söyle bunu. Gel şurası kum olsun ha. Ne yaptı da sen korktun kaçtın ha? Yat yere. Mesela abla Ali Can abi şöyleydi abi. Şöyle gidiyordu kendini ayaklarını şöyle vuruyordu yani. Ne oldu bundan mı korktun sen? Evet abla. Sen bundan... de kendin içtiğin zaman aynı hareketleri yapıyorsundur. Sen yani... de çok Ali Can sen sanki ya içtikten sonra birden vallahi billahi yani hani düzgün bir Türkçe ile falan mı konuşmaya başlıyorsun? Hiç görmemiştim Müge abla öyle ya. Sen, Ali Can senin bir şeyin değil ki sen zaten Konya'da yaşıyorsun. Gel otur şimdi yere otur. Ben de şimdi senin yerindeyim. Ne yaptı ne yaptı ne ayak yaptı sana? Şöyle yapıyordu abla. He. Kendini şöyle yerlere vuruyordu yani. He. Sonra ayağa kalktı ilerliyordu tamam, yani. Tamam yap kalk ayağa ne yaptı? Kalk ayağa ne yaptı? Sen neredesin böyle... şimdi ben de buradayım ben seni alayım. Ben kumda oturuyorum abla yani sadece tamam ben de burada oturdum kumda. Sen de şimdi hareket ediyorsun tamam et yap hareketini. Sallanarak böyle gidiyordu. Bizim amcaoğlu tutup getiriyordu abla. Tamam sen de burada oturuyorsun. Sonra 3 kere kalktı ondan sonra ayağa ben kalktım. Ondan sonra ilerleyip gitmişim abla. Hayır işte bu söylediğin doğru değil. Sen de burada benim gibi. Yani bu gösterdiğin pozisyondan korktum. Ondan sonra ben kalktım ilerledim. Hasan Hüseyin bu belli ki bayağı ileriye gitmiş belli ki. Yani senin anlattığın yalana baktığımız zaman bayağı ileriye gidecek bir sapıklık yapmış sana belli ki. Hayır bunda korkacağın ne var? Nasıl? Benim tahmin ettiğim öyle bir şey. Benim tahmin ettiğim öyle bir şey chat. Bir pozisyonla karşılaştın da. Abi söylemez. Niye söylemez biliyor musun Beyza 91? Eğer onu söylerse bu sefer... Hani tacizi söylerse bu sefer hani ona bir şey yaptıkları anlamı da çıkar. Mantık olarak. Dolayısıyla onu da kapatıyor. Korktum diyorsun. Ya Ali Can abi hiçbir yani bana karşı hiçbir şiddet müddet hiçbir tamam, şey olamadı. Tamam sen niye kaçtın o zaman? Sen şimdi ben senin yerindeyim. Burada bu sefer bu ortaya o çıkacak. O da hani bu bize size böyle bir sarkıntılık yaptı. Siz de bunu karşılık olarak ne yaptınız? Kumda oturuyorum. Sen de Ali Can'sın. Otur kumda yere. Kalk düştün. Ayaklarını öyle vuruyorsun. Bana ne? Ya ben de oturuyorum. Ondan sonra o üçüncü defa kalkınca abla. O zaman benim üzerime yürüdü. Yok. Hiçbir benim üzerime Konya'ya geldikten beri benim hiçbir şey şöyle elini kaldırıp bana bir kere bile vurmazdı yani bak, abla. Bak Ali Can normalde bunu vurmaz. Diyorsunuz ki iyi değildi diyorsunuz. Çünkü siz iki kere uyuşturucu aldıktan sonra bu yasaklı madde bir de üzerine gitmişsiniz. Alkol de almışsınız. Erkeklik olarak bakıyor mudur bilmiyorum. O yanlış bir bakış açısı olur. Hanginiz? Hani o öyle bir şey yaptıysa senlik bir durum yok ki anasını satayım. O ötekinin yaptığı sapıklık. Burada mağdur olan Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin yani şeye kadar.
öldürdüğü kısma kadar, eğer öldürdüyse. Ne kadar işte bilmiyorum. Öldürdüğü kısma kadar olan kısımda mağdur olan Hasan Hüseyin. Şimdi sen burada oturuyorsan kumda, sen de Ali Cansan, tamam mı? Kalktı ayaklarını kuma yere vurdu, ben de burada oturuyorum. Hı. E tamam, sen bana bir şey yapmıyorsan ben niye kaçayım? Sen oradan kaçıyorsun. Yani. Ali yalın ayak seni aramaya geliyor peşinden. Arkadan niye? Kaçıp abla ben seni kandırsam Allah nasıl kandıracağım? Ha? Seni kandırsam Allah nasıl kandıracağım? Allah Allah Allah, o kendi aranızda şimdi Allah'a... İşte... Allah'ı nasıl kandıracaksın da, tamam da mesela hani Yüce Rabbim birden tövbe haşa telefonla bağlanacak hali yok ya buraya. Allah'ı kandırmak, ben sana bir şey söylemişek. Allah'ı kandırmak en kolay ha. Bunların çünkü Allah, yani insanların genel olarak Allah korkusu yok. Çünkü niye? Hani bizzat böyle hani Allah'ı bizzat görmüyorlar ya, tövbe haşa, görmüyorlar ya arkadaşlar. Dolayısıyla hani görünmeyen bir şeyi kandırmak kolay. Ama mesela Allah'ın verdiği ceza da çok daha büyük olabilir. Sen onu hissetmezsin ama çok büyük ceza verebilir Allah. Allah'ın bence insanlarda istediği en büyük şey anlayabilmesi. Beyni. Ya anlaman lazım. Mesela Allah bazen bazı insanların başına arkadaşlar musibetler veriyordur. O musibetten ders çıkarmıyorsundur mesela. Anladın mı? Hani belki de Allah'ı kandıramıyorsundur yani. Vicdan, ama kandırdım zannediyorsundur gibisine. Daha hani demiştin ya abla, vicdan meselesi diye. Ben görsem direkt, yani sana söylemesem ailesine söylerim. Ailesine tamam, söylerim. Tamam, sen niye zaten kaçtığını söyle. Sen oradan niye kaçtığını i̇şte anlat. O anı gördüm, onu da söyledim. Senin şu anlattığında kaçacak bir şey yok. Senin ayaklarını kuma yere vuruyor da kaçacak yani, bir şey yok. Abla o kafayla yani ben ne yaptığımı bilmiyorum, ilerleyip gidiyorum yani. Neden, Alican, neden? Alican sana vurdu, sen de çıkardın Alican'dan bıçakla, o zaman Alican'ı vurdu. Yok yok. Seni korktuğun kelime şey, ondan sen yok, kaçtın. Mehmet abi öyle bir şey. Senin arkana da Ali geldi. Dururken kalkıp da kaçmaz. Eğer sen benden kaçıyorsan, benim bir hareketimden kuşkulandın demektir. Yok abi. Benim bir hareketimden rahatsız oldun demektir. Ha, doğru. Bir şey gördün doğru o Ali Cemal'in hareketinde. Yok, hiçbir şey görmedim abi. Ama kardeşim bir şey görmediysen, şimdi ben burada oturuyorum. Evet. Sen de oradasın. Benim hiçbir şeyimi görmediysen niye kaçacaksın? Yani merhamet et ya, merhamet et artık ya. Yok abi, yani hiçbir şey yapmadı, yani hiçbir şey de görmedim. O zaman kaçma sebebini söyle. Şu telefonu da alalım. Tamam da bak, bana... bak şimdi Allah biz Allah arkadaş... Dur bakayım, o şey 1.29.57'deki kısım geliyor şimdi birazdan chat. 3-5 dakika. Yani normal bir olaydan bahsetmiyoruz. Mesela şu anda hepimiz burada değil mi? Efendi efendi oturuyoruz. Kimsenin evet, kimse bir şey yaptığı yok. O gece orada başka bir ortam yaşanıyor ya. Hmm. Şimdi sen de burada oturuyorsun. Sen tabii ki onlara göre daha nispeten küçük bir çocuksun. Olmayan ortamı nasıl anlatabiliriz peki abla? Hayır, onu söyle. Sen niye yalın ayak oradan kaçtığını anlatırsan biz ortamı anlayacağız. Ben zaten yani anlatıyorum. Ben fazla gitmemiştim. Sen bir müdahale etme bak. Zaten gittim. Niye müdahale ediyorsun? Sen yalın ayak, sen yalın ayak otogarda çıkmasan sana da bu sorun niye var. Niye müdahale ediyorsun onu anlamadım bak. Sen orada... Şey abi olan anlatıyor. Sen çalışmaya diye gelmedin. Dur bir dakika, dur. Herkes bağırmaya başladı. Dur bir, herkes bir sussun ya. Bir sussun da Hasan Hüseyin konuşsun. O cevap versin. Çocuk anlatıyor zaten. Hasan Hüseyin şu anda belli ki yaptıysa bir şey yaptı. Sen oraya, tamam, sen oraya zaten Antalya'ya çalışmaya diye gidiyorsun. Sen oraya gezmeye gitmiyorsun. Sen orada gideceksin, kalacaksın Alican abinle. Hayır, şimdi ben şunu merak ediyorum. Ama gerçi onun da cevabı aslında bende şöyle var. Hani Alican'ı mesela sadece Hasan Hüseyin öldürdüyse, diğerleri niye mesela Necip'le Ali Kemal niye mesela saklıyorlar? Tamam. Diye saklıyorlar. Onlarda yardım ve yataklık falan herhalde chat. Onlarda yardım ve yataklık herhalde. Ayrıca sen de... Ya da Ali Kemal öldürdü, Hasan Hüseyin yardım etti falan filan. Onlar da ondan kaçıyor herhalde. İlk kez mi? Orada mı içtin yasaklı madde? İlk, evet, ilk kullanışın ya, mıydı? Mahallemde de kullanıyordum ama öyle sık kullanmıyordum abla. Sıkı mıkı bilmem. Peki size arkadaşlar öldürme kısmında sizce Hasan Hüseyin mi yaptı, Ali Kemal mı? Bana sanki Ali Kemal yaptı, Hasan Hüseyin de yardım etti gibi geliyor ya. Ben. Yani sen de yasaklı madde. Sanki Ali Kemal yaptı, Hasan Hüseyin de yardım etti gibi geliyor bana ya. Kullanan, o ortamın içinde olan bir çocuksun. Yani ilk kez ayağını yere vuran birini görmemişsindir. İlk defa gördüm abla. Niye? Alican abi. Yapma Muhammed, hoş geldin canım benim. Ne yapıyor senin mahallede içenler, gayet güzel efendi efendi yaşamaya yani devam öyle ediyorlar. Yani hiç yapmıyorlardı abla. Onlar yani ne yapıyorlar mesela? Oturuyorlardı, kalkıp gidiyorlardı evlerine yani. Alican abi gibi öyle yere oturup kalkıp ilerleyeyim, sağa sola zarar vereyim yok abla. Yani sizin oradakiler gayet güzel kullanıyor. Yani tabii abla, sağa sola zarar verip dedi. Ne diyor? Ne abla, hakikaten az elit içici. Ne zarar verdi? Yani kalkıp elit içici. Gidiyordu yani, insanın aileleri vardı abi, yani gidip birine zarar vermesin diye ondan gidin de bak. Ne kadar da düşüncelisiniz ya. Ne kadar da düşünceli içiciler ya. Sosyal içici. Sen de maddenin etkisi altındasın. Sen oturuyorsun kumda. Senin de kafan akıllı ve sağlıklı düşünecek durumda değil. Onu umursayacak durumda da değil. Evet. Sen başka bir dünyadasın. Kafan gitmiş. Yani Alican birilerine zarar verecek, aman ben burada durmayayım diyecek pozisyonda değilsin ki. Bana şunu deseydin. Ben yasaklı maddeyi kullanmadım. O ikisi kullandı. Ben de çok rahatsız oldum, gittim deseydi. Evet. Ben sana hak verirdim. Ben korkar kaçardım. Bak ben korkar ama kaçardım. Ama sen de maddenin etkisi altındasın.
Sevmem ben öyle şeyleri. Ben alkol alan insanın yanında bile durmak istemem. Sen, ama sen bana şunu anlat, onu hatırla. Çocuğum sen orada duruyordun. Ne yaptı da sen oradan kaçtın? Allah hiçbir şey yapmadı. İşte yani. Senin üzerine Allah eğer saldırdıysa... mantık olarak o. Amcaoğlun da seni işte oradan korumuyor. Söylesinler abla. Söylesinler bana saldırdın otururken. Söylesinler abla. Hatırlamıyor ki ben Deniz... Oldu oldu, belli ki oldu abla. Belli ki öyle bir şey. Siz onu saklıyorsunuz. Size girdim. Ama çocuklar böyle uğraşamayız ki ya. Hasan Hüseyin, Ali Kemal. Vallahi uğraşamayız böyle. Bir haftadır bunu artık tartışıyoruz ya. Diyor zaten yani şey. Söylesinler bu onlar Necip, da yanlış. Sen Deniz'e ama bunlar böyle inkar ettiği sürece nasıl çözeceğiz bunu? Kremasız kahve. Ben Ali Can ile Deniz'e girerken gördüm de ben kendim girdim. Ben gittikten sonra Necip girdi. Ders vermek için sonra da yanlışlıkla öldürdüler. Vallahi gülüm öyle bir şey varsa yani çok uç bir örnek verdin sen şu anda ya, kremasız kahve. Senin verdiğin çok uç bir örnek oldu şu anda ya. Girmiş zaten. Ben kendi gözümle gördüm. Samet Şeker'di vallahi bile, kapandı gitti Samet Şeker ya. Necip nasıl girmedin? O sırada tam gitmemişti. Ben gittikten sonra girmiş diyor ya. Ben gittikten sonra ben zaten neyse onu söylüyorum. Her şeyi söylüyorum. Bak Ali ne diyor Necip bak. Ben gittikten sonra Necip girmiştir diyorsun ya. Ben Hasan Hüseyin burada, sen de 10 adım ötede Alican'la ilgilenirken zıplayıp çıktın. Ben görmedim. Ha, görmemiş olabilirsin ama ben çıktım da bunun gene Alican'la ilgilendiğini ben gördüm, yakaladım. Bu arada Alican'ın üzerinde anladığım kadarıyla şort var. Benim verdiğim şort var. Çünkü aynen. Sen onun pantolonunla kurulandığını söylüyorsun. Evet. Evet, eşofman altı falan. Alican zaten ayakkabısız, tişörtsüz, sadece sen şortla kayboluyor. Sen madde kullanıyorsun. Denize nasıl giriyorsun? Benim şimdi arkadaşlarla da yasaklı madde kullanan arkadaşlar denize giremez. Soğuğu sevmez. Valla ben... Vallahi var mı öyle bir şey? Yasaklı madde kullanan... Ne bileyim hani ayılmak mı? Çünkü yasaklı maddenin olayı, yasaklı maddenin etkisinde olmak ister insan. Hani o etki ne kadar uzun sürerse o kadar bence işlerine girer, gelir. Senin denize girmen de yasaklı madde etkisinden çabuk çıkmanı sağlıyor olabilir. Dolayısıyla bence de girmek istemeyebilirsin. Zaten sen nasıl girmişsin? Ola bir de. Ondan uzandım kaldım orada. Yoksa ben nasıl o çocuğa her türlü sahip çıkardım abi. Nasıl mi yatmışım bir de yani? Yasaklı madde kullanan arkadaş yatmaz. Bak ben bunu çok öğrendim. Ben girdim o zaman, ben anormal bir vatandaşım abi. Bilmiyormuş, anormalsın zaten. Bilmiyorum. Necip'in kardeşimi kaybettim. Zaten normal değilsin Necip anasızım. Necip öyle bir yapıyorsun ki sanki normalsin anasızım Necip. He? Ettiniz. Hadi. Necip vallahi yasaklı maddeyi çektikten sonra suyun üstünde Necip. Vallahi çok güzel yüzüyorum ya. Abi bu ne ya? İnsan cesedi mi var burada ya? Tepeden hayvan düşmüştür amına koyayım. Abi biri beni ayıltsın ya. Aa, oradan Titanic mi geçiyor lan? Titanic Antalya'ya mı geldi, götüne koyayım? Ali Keman nerede ya? Ali Keman'sa Hasan Hüseyin gitar. Abi ne olur beni kimse ayıltmasın ya. Ben denizin üstünde patlamaya devam etmek istiyorum. Çok güzel oldu kafam abi ya. Böyle bir yüzdün lan vallahi bile Necip. Suyun üstünde yani benim aklıma böyle bir şey geldi anasatim Necip. He? Aklıma böyle bir şey geldi ya. Normal değilsiniz. Ya şu reklama girelim, bir telefon daha var çünkü. Muhtemelen böyle yüzdü Necip yani anasını satayım. Muhtemelen böyle yüzdü ya. Benzer kemikleri gördüğünü söyleyen bir izleyicimiz daha var. Ama Allah. Necip asıl önemli Allah. Olan şu, sen orada kalktın ya. Allah. Evet abi. Yani oraya bir türlü gelemiyoruz. Evet. Yani sabah uyandığında nasıl bir ortam gördüğünü bize anlatırsan aslında bu kemiklere de ulaşabiliriz. Ama şu reklamdan sonra olur mu? Anlat bebe, anlat bebe. Reklamdan sonra anlat ya. Reklamdan sonra dur geliyor. 1.29.57 ondan sonra kısmet soruları geçiyoruz dur. 0 Dur geliyor. Şimdi dur dalga kısmı geliyor. Dur bekle. Almanya'daki izleyicimizden sonra Antalya'da bir şey söyleyeceğim chat'te. Niye herkes bana abi niye bu kadar iyi yapıyorsun dedi? Arkadaşlar benim başımı yakmayın. Ben herhangi bir yasaklı madde kullanmıyorum abi ya. Evet devam edin. Şimdi Almanya'daki izleyicimizden sonra Antalya'dan da bir başka izleyicimiz Dilek Hanım telefon. Dur, Dilek Hanım geldi. Mutluluktan bir haber ver Dilek taşı. Attığımızda o da benzer bölgede yine aynı durumu gördüğünü... Geldi. Funda'cığım doğum günü kutlu olsun canım benim. Funda 109. Doğum günü kutlu olsun. Kokulu öpücük. Aktaracak bize. Dilek Hanım günaydın. Merhaba Dilek. Günaydın Müslüman. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerle çok daha... Sağ ol. Sarı papatyam, kara papatyam. İyiyim. Müge Hanım şimdi ben iş yerindeyim. Eşim arada bana sorabilirdim. Nasıl görmedim yayınımızı izlemedim. Dilek dedi böyle kemik görmüştüm dedi. Ondan sonra şu an dedi. Evet. Sen ne dersen o. Ben de hani izleyeyim. Anda da çıkmıştım. Yalnız sesiniz o kadar kesik geliyor ki. Hakikaten o neydi Allah vallahi billahi hepsini birleştirsek ortaya net mantıklı bir cümle çıkmaz. Dilek Hanımcığım sizi çok net anlayamıyorum. Anladığım kadarıyla eşiniz size bilgi verdi. Dilek kemik görmüştüm bak benzer bir konu işleniyor dediği için siz de bizi aramışsınız. Nasıl anladın oradan? Ha o arayanı zaten söylemiş. Evet televizyonda görmüş. Evet. Ondan sonra aradım.
Necip'e bak ya. Necip şu anda ölü anasını Necip şu anda ölü anasını satayım. Necip hiç dinlemiyor ki. Necip vallahi 35. farklı halüsinasyonunu görüyor şu anda. Bir konu işleniyor dediği için siz de bizi aramışsınız. Evet evet, televizyonda görmüş. Evet. Ondan sonra aradı. Ben de iş yerinde arkadaşlar da Dilek bir ara söyle istersen dediler. Evet abla, Necip bir yandan kusuyor galiba. Ben de arayıp dile getirdim. Bugün bunu bitirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten güncel bölümü izleyecektik. Güncel bölümü izleyelim derken geçen bölümdeki mevzular o kadar sardı ki güncel bölüme gelemedik yani arkadaşlar. Bugün normalde güncelden devam edecektik. Gelemedik ama. Bugün bitmez, yarın devam ederiz. Hatta yarın da bitmez. Hatta bu dosya yarın bitmezse haftaya da bitmez. Eliza, bu dosya fena bir dosya ya. Bu dosya fena dosya ya. İlk önce hani bir çok bir sarmadı beni de. Ya gene kötü bir dosya ama olay şu anda çok yani aksiyonu arttı ya. Aksiyonu arttı. Nasılsınız? Nerede gördünüz? Ne zaman gördünüz? Ne gördünüz? 2 ay oldu aşağı yukarı. Tam tarihini hatırlayamayacağım. Ben çok severim yüzmeyi. Her sabah giderim. Bu Konyaaltı Belediyesi orta kısımda itlere yakın yerde. Hitler mi? Ben şeye benzettim. Böyle kalça kemiği ve kaval kemiklerine benzettim. Abla yani. Söylüyor. İki tane. Arkadaşlar kısmetse olur siyah poşet değil. Yok öyle bir şey. Geçeceğiz birazdan kısmetse olur. Ha? Canlarım benim aman. Genç delikanlı çocuk yüzüyordu hatta. Onlara dedim ki burada dedim insan kemiği var. Tamam işte. Tamam işte bu ikinci oldu. İkinci oldu bu. Nilgün'üm iyi ki varsın. Hoş geldin canım benim. Belli olmaz. Arkada bir bakmışsınız ben. Sonra onlar da merak ettiler. Benim gözlüğümü alıp baktılar. O sırada ben can kurtaranın yanına gittim haber vermeye. Ne dedi can kurtaran? Abla hayvandır o ya. Boş ver ya falan mı dediler gene? Can kurtaran da bana WhatsApp'tan, telefonundan abla dedi biz onu biliyoruz. Oradakisi dedi keçi kemiği. Ya gözünü seveyim. Ne keçi kemiği ya? Keçi kemiği. Ne yaptın? DNA testi mi yaptınız? Nereden biliyorsunuz keçi kemiği? Evet. Çıkarmış keçinin Konyaaltı plajında yüzmeye mi? Konyaaltı plajında 8 metre şey mi? Yüzmeye mi gidecek? Boğuluyor. Ne yaptı? Vallahi bile kendi kendine orada boğuldu mu? Ne yaptı keçi orada? Biliyorum. Ha? Keçi ne yaptı orada? Boğuldu mu kendi kendine? Keçi dedi keçi. Boğuluyor. Sıvapraprıyla birlikte boğuluyor. Allah'ım Allah'ım. Ben her türlü boğulurum. Kimse de böyle. Ne yaptı? Kendi kendine boğuldu mu orada? Kemiği. Keçi kemiği. Ne işi varmış keçinin Konyaaltı plajında yüzmeye mi? Ne işi varmış Konyaaltı plajında? Daha biz gidemedik tatile, keçi gitmiş anasını satayım. Keçiye bak, keçi galko. Hiçbir bilgim yok, bana o şekilde söylediler. Abla keçi galiba turizm ve otelcilik okuyordu. Öyle deyince hatta resim de gösterdiler, ben de üzerinde durmadım. Ha. Anladım, yani benim de tahminim siz de Ağustos ayı gibi görüyorsunuz herhalde. Çünkü Almanya'daki izleyicimiz de Ağustos ayı civarıydı diyor. Evet. Herhalde sizin de tarihlemeleriniz 2 ay önce falan dediğinize göre aynı zamana denk geliyor herhalde. Bu şey mi? Benim söylediğim yerde mi gözükmüş? O da benzer bir yeri söylüyor. Müge'cim, hanımefendi dinleyebiliyor musunuz? Evet. Aynı yerden mi bahsediyor? Hanımefendi izleyebiliyor musunuz peki? Bir bakalım oraya. Evet Müge Hanım, evet. Yani söylediği otel hemen sağında kalıyor. Peki abla bir şey söyleyeceğim canım benim, bir rica etsek. Bir baksalar şu denizin ortasına, acaba orada hala bir şey duruyor mudur? Ne bileyim. Belediye de solumda kalıyor. Biz de tam o noktadayız, orta noktadayız. Bahsedilen ihbarın tam olduğu noktadayız biz de. Ya sen neredesin aşkım, canım benim Meltem'im, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun ya. Meltem'cim çok teşekkür ederim. At dedi, çeri yürü, Esma dur bir, Simge'cim, Yağmur'um, Yağmuş'um hayırlı olsun. Canım benim çok teşekkür ederim. Amenna. Meltem'cim. Kokulu öpücük, Allah keseye bereket versin canım benim. Eliza donlu keçi. Aynı yerden bahsediyor, tam o noktada. Çok sağ ol canım benim, vallahi iyi ki varsın ya. Neredeyse bütün çete abone yaptı vallahi. Orta noktadayız. Bahsedilen ihbarın tam olduğu noktadayız biz de. Aynı yerden bahsediliyor. İzliyor musunuz hanımefendi, ekranı görebiliyor musunuz? İzleyemiyorum, ben şu anda işlemdeyim, çalışıyorum, izleyemiyorum yayını. Sizin bahsettiğiniz otelle belediyenin tam ortasına diyor. Hatta arkada da böyle giyinme kabinleri falan var. Evet. Benim gördüğüm yerde hemen ilerisinde düz şey var, beach var. Beach'in bittiği yerde gördüm. Beach mi? Ortalık beach kaynıyor abla zaten ya. Ha beach derken şey anlamında. Evet abla, devam edelim. Siz o Almanya'daki... Hani bu eskuşsal bir İngilizce şaka. Devam edelim. Beyefendi ne deniyor? Evet. Beach neresi Müge? Dönelim böyle, hemen orada da beach var. Hello you fucking bitch. Hemen arka tarafta da var. Tam ortasındaki ücretsiz alandayız. Hemen sağ tarafa da dönelim. Sağ tarafta da bir beach var. Dediğiniz gibi sağ tarafı otel tarafı. Oğlum var ya, bir gidip Antalya'ya bir hafta kafayı dinleyesim geldi ya. Antalya'ya gidip bir hafta kafayı dinleyesim geldi. O sırada suya daldıktan sonra ben. Suya dalıyorum, bir bakıyorum keçi kemiği. Söylediği otel. Sudeci mi ki varsın. Twitter'da bayağı tepki görmüş ya, kaldırır. Ya da bir iki güne o videodaki de bir şey yaparlar. Valla Testosaylan'ın videoyu kaldırmasına gerek var mı bilmiyorum ama. Herif sıkıntı. Herif sıkıntı. Sol tarafta belediye En azından görmüş olduk yani böyle sıkıntılı bir herifi. Tarafı tam ortasındaki ücretsiz halk bile... Gel ama Belek tarafına, buralar çok pis demiş. Vallahi bilmiyorum anasını satayım. Bir Antalya
Bir haftalık bir video. Abi o video çok iyiydi ama o videoyu izleyin chat. Atarım yarın YouTube'a. Plaj tarafındayız ve arkamızda da soyunma kabinleri var. Tam söylenen noktadayız. Halk plajıyla Beach'in birleştiği yerde gördüm ben. Tam iplerin altında. Tamam. Tam beyefendinin dediği yeri gösteriyor. Yerli. Daha sonra siz anladığım kadarıyla bu durumu oradaki can kurtaranı haber verdiniz. O da demiş ki keçidir ya. Aynen keçi. Hatta zorlasak şeydir belki kedi. Telefon numaranızı da mı verdiniz? Yok vermedim. Orada bana şey gösterdiler, keçi kemiği gösterince. Hatta oradaki genç çocuklara da söyledim. Herhalde dedim keçi kemiği o zaman. Sordunuz mu keçiler burada yüzüyor mu diye? Ben hep... Abla gözünü seveyim. Ne keçisi? Keçinin ne işi var? 10 metre ileride anasını satayım ya. Sadece dayanım. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Ben hayatım boyunca yüzen keçi görmedim ya chat. Görmedim keçi falan, sormadım da inanın. Resim gösterdiler. Yok yok tabii siz hani Antalya'da yaşıyorsunuz, benden daha çok oradasınızdır. Yani keçiler yüzüyor mu Antalya'da denizde? Yüzüyor mu abla keçiler? Neler yüzüyor sizin orada genelde? Mesela Ankara'da da daha çok şeyler yüzüyormuş abla, koyunlar. Ankara'da daha çok... Abla ben sana kötü bir haberim var. Ankara'da da balıklar bile yüzemiyor. Ankara'da balıklar bile yüzemiyor abla, vallahi billahi ya. Artık son seviyedeyim ya. Son seviyedeyim artık, gözünü seveyim ya. Yok yok tabii sizden... Allah'ım, Allah'ım. Antalya'da yaşıyorsunuz, benden daha çok oradasınızdır. Yani keçiler yüzüyor mu Antalya'da denizde? Zannetmiyorum. Yo, akvaryumda yüzüyor. Canım benim ya. Hiç görmedim Müge Hanım. Ben de hiç görmedim de acaba mı dedim yani, orada keçiler mi yüzüyorlar diye. Atılmıştır abla belki. Yok. Yok, yüzmez de atılmıştır belki bir yerden. Oraya. Bir yerden atılmıştır. Babacım oraya bir yerden bir şey atılması için onun da yani ne bileyim havadan mavadan atılması lazım. En başında söyledim onu. Yapmayın, kurban olacağım ya. Hani hayatın doğal akışına ters. Yani ne? Rahmi amcanın lafı. Sevcan'ın lafı. Ne bileyim boğaçaydan gelmiştir ya da oradan atmıştır şey. Ne bileyim. O boğaçaydan akan... Şeyden... Ne alaka ya? Bir şey söylüyoruz abla ya. Ne alaka? Ne demek ne alaka? Kadınlar haklı. Ne alaka hakikaten? Boğaçaydan gel. Kadınlar haklı. Necip. Gelmiştir ya da oradan atmıştır şey. Ne bileyim. O boğaçaydan akan... Bir şey demedik, cevap hayır, vermedik. Hayır, boğaçaydan tamam akan... Tamam ya, bir şey dedin, doğru söylüyor, kadınlar haklı. Ne alaka? Boğaçayın suyu bu tarafa doğru mu akıyor? Ya, sağ tarafı mı, sol tarafı mı? Denizin içinden her şey çıkar abla, bilmiyor musunuz? Arabanın lastiği de çıkar, ne bileyim künye hayır, de çıkar. Hayır, ben başka bir şey soruyorum. Boğaçaydan gelen sonra da... Ben yıllar önce bir tane Casio saat bulmuştum ya, çok iyiydi ya denizin altında. Bir takım şey yapmışlar, sağa doğru tabii mu akıyor? Tabii denizle birleşiyor sonra. Tamam, birleşiyor da mesela sağa doğru mu akıyorsun, sola doğru mu bilirsiniz? Net bilmiyorum. Yani suyun da bir akış yönü var. Abla bir şey söyleyeceğim. Arkada keçi yüzüyor lan galiba. Vardır ya hani. Bak tam şu imleci koyduğum yere bakın chat. İmleci koyduğum yere bakın, arkada keçi yüzüyor. Sağa doğru mu akıyorsun, bak, sola doğru mu bilirsin? Net bilmiyorum. Bak. Yani bak, suyun da bir akış yönü var. Abla keçi yüzüyor arkada. Vardır ya hani gittiği yer, onu biliyor musunuz diye soruyorum. Bak. Anladım yani hanımefendi, siz de anladığım kadarıyla o dubaların orada. Kelleyi görüyor musun? Kelleyi görüyor musun? Keçi yüzüyor. Aynı Almanya. O bir keçi. Hayır o bir insan. Hayır o bir Ankaralı. Efendiyle gördüğünüz aynı şeyi görüyorsunuz ve sizin de bahsettiğiniz dizüstü kalça kemiği. Yok, adam yüzüyor. Devam edelim. O beyefendi ve kızı da aynı kemikleri gördükleri. At yüzüyor. Söylüyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Razı olsun. Hocam size ben yayınımızı izleyemiyorum. Bunlar gerçekten insan kemiğine ait miymiş? Çok sağ ol annem. Eskuşum ben de ok diyorum da geçen gün ok dedikten sonra hemen de onu sabitleyin zaten. Geçen gün ok dedikten sonra ben kendi kendime dalga geçip onu imleç demek istedim. İşte bilemiyoruz, siz de insan kemiği diye düşünmüşsünüz. Almanya'daki iki izleyicimiz de insan kemiği olarak düşünmüş. Evet. Ama anladığım kadarıyla hani ihbar tam olarak emniyet ya da jandarma kayıtlarına geçmemiş. Oradaki o can kurtaranlarla konuşulmuş ama emniyet kaydına böyle bir şey geçmemiş. O yüzden şu an bilemiyoruz tabii ki. Ama hanımefendinin de Haziran ayı sonunda oğlunun o bölgede kaybolduğunu biliyoruz. Ona ait sizlerin desteğiyle ortaya çıkaracağız. Çok teşekkür ediyorum ben izleyicilerime. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun size. Hani nasılsınız diye soruyorlar ya, ben gerçekten izleyicilerimiz arayıp bu bilgileri verince iyi oluyorum. Önemli olan sonuç neyse onu görmek. Kemiklere yine ulaşılırsa zaten insan kemiği mi hayvan kemiği mi, daha sonrasında da tabii ki sizin oğlunuza mı ait insan kemiği olduğu anlaşılırsa, sizin oğlunuza mı ait başka birine mi ait, bunların hep araştırması yapılarak. Yani bir zahmet baksana, denizin üstü zaten kemik kaynıyor. Bulunabilecek şeyler. Bir telefonumuz daha varmış şimdi, ekip arkadaşlarım onu da bağlıyorlar. Hazır mı telefonumuz? Bu arada işte stüdyomuzda Şenol Bey var. Şenol Bey de az önceki Hacer Hanım gibi benzer bir durum yaşayıp çocuğunu 2001 yılından beri arayan Şenol Bey de aramızda. Hoş geldiniz size. Hoş geldin Şenol Bey. De sıra gelirse size de söz vereceğim. Evet. Yani gerçekten neler yaşıyoruz ben bilemiyorum. Şenol Bey'in dostluğu da enteresan galiba ya. Öyle mi? Bana gönderdiniz mi? Bir hanımefendi daha telefon attığımızda. Gelsin o da gelsin. Onu da dinleyelim. Ondan sonra geçeriz kısmetse olur. Efendim günaydın buyurun. Onu da dinleyelim sonra geçeriz chat. Alo. 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 Buyurun efendim sizi dinliyorum.
Müge Hanım. Ha. Buyurun. Şimdi bu öldürülen çocuğun ya da kaybolan çocuğun darp edildiğini gördüm ben. Darp edildiğini gördünüz. Evet. Nerede gördünüz? Bu Konyaaltı civarı işte belediyenin olduğu kısmı birazcık daha ilerisinde gördüm. Ha. Biz arkadaşlarımla ve annemle beraber oturuyorduk. Hatta bize olay gelmesin diye uzaklaştık o bölgeden. Ha. Kim, yani kaç kişi gördünüz siz orada? Tam 4 kişi gördük işte. Bir yandan da Hugo oynuyor galiba abla. 4'e basalım Tolga abi. Bu. Evet abla, bu şakayı her seferinde yapasım var ya. Evet abla. Canlı yayındaki kişileri gördüm. Suratlarını tam net hatırlıyorum. Yok abla öyle. Tamam, anlatır mısınız ne gördünüz? Var abla, bir sürü görgü tanığı var, daha yok diyorsun anasını satayım ya. Bir sürü görgü tanığı var, yok diyorsun ya. Tam olarak biliyorum, heyecanlısın. Ortadan kaybolan çocuğun üstünü çıkartıyorlar zorla. Sonrası işte darp etmeye başladılar ama bu diğer üç şahısın kafasının iyi olmadığını hissettim yani. Nasıl desem? Kafası zaten, kafası iyi olmadığı derken kafaları güzel zaten. Üstünü mü çıkartıyorlardı? Dayak atılan çocuk, ortadan yok olan çocuk daha, Ali Can, daha da kötü bir durumdaydı. Yani hiçbir şey bilmiyormuş gibi bir çocuk gibiydi. Diğerleri nispeten daha iyi durumda mıydı? Evet. Diğer iki kişi sahile doğru götürmeye çalıştılar o kafası iyi olan çocuğu. Sahile derken yürüyüş yoluna doğru mu, denize doğru mu? Denizin içine doğru. Oğlum o zaman bunlar suda boğdular lan. Chat. Ya tek mantık o. Çünkü dışarıda öldürüp oraya taşısalar, anladın mı? İlla ki dediğim gibi 7-24 orası aktif. İlla ki birisi görür. O zaman bunlar suda boğdu açıkta. Başka bir ihtimal kalmadı şu anda. Değil mi? Denizin içine doğru götürdüler o çocuğu. Ondan sonra biz... O zaman başka bir ihtimal yok yani. Anneme dedim ki, anne dedim, uzaklaşalım bu bölgeden dedim. Sonuçta dedim görmedim yani. Bir alkolün kafası böyle olamaz diye düşündük. Evet. Siz peki hangi iki kişiyi gördünüz denize doğru götürürlerken? Bu boyu kısa olan çocukla diğer kişiyi gördüm. Bu üstünde yeşil olan gibi birisini. Senden bahsediyor Neco. Necip'ten bahsediyor. Necip'i. Evet. Yani en baştaki Necip'le Hasan Hüseyin'i gördüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. Yani denize... Ali Kemal'le o sırada herhalde galiba çıplak ayak otogarda bekliyor. Sokarak ayıltmaya mı çalışıyorlardı? Ya ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum ben gerçekten ama çocuk kendinde değildi gerçekten. Amenna. Abla denize sokarak ayıltmaya değil de bayıltmaya çalışıyorlardı gibi geldi bana ya. Benim... Abi keçenin de o saatte suda ne işi varmış, beyaz kilot. En başında, olayın başında... Güzel ironi. Selogal kocam, iyi ki bastın güzelim. Belki sahile doğru o tutturma muhabbetini görmüş olabilir. Kaç saatlerinde görmüş, o önemli. Gece saat kaçtı hatırlıyor musunuz? Diyorlardı, darp ediyorlardı çocuğu. Altındakini çıkartmaya çalışıyorlardı. Altındakini mi çıkarmaya çalışıyorlardı? Darp yok. Yok, bu da yalan. Öyle bir şey olmadı yani. Hayır baba, yalan. Anlasın da. Bu da yalan. Yalan. O da yalan, bu da yalan. Geriye anasını satayım, artık söylenecek yalan kalmadı. Her şey mi yalan ya? Allah için konuşma abla ya. Tabii ya, bilmeden tam net bir şey görmedim. Bilmeden ne ara ettin Muhammed? Öyle bir şey olmadı ya. Siz de çok kalabalık olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi izleyicilerimiz bağlanırlar zaten. Biz anladık. Hatta bunu söylesene. Efendim. Hangisi yalan, hangisi doğru? Hangisi doğru? Dur abla, bekle bir dakika. Müge abla, bu boyu kısa olan beyazlımsı gibi giyinen çocuk. He. Zor. Tamam Hasan Hüseyin. İstismar etmeye çalıştı. Ne diyor, ne yapıyor? Ne yapıyor? Kısa olan beyazlımsı gibi giyinen çocuk. Ne diyor? Zorla istismar etmeye çalıştı. Kimi? Allah Allah. Bir dakika, kim kimi? Bu boyu kısa olan çocuk, o ortadan yok olan aşağıda resmini bıraktığınız çocuğa darp etmeye başladılar. Abla sen bambaşka bir hikaye anlatıyorsun şu anda ya. Ha bütün görgü tanıkları başka bir şey anlattı. Şimdi bu ne anlatıyor ya? Bu başka bir şey anlatıyor ya. Başka bir şeye çekti şu anda hikayeyi anasını satayım. Ötekiler abi, ötekiler buna yaptığını söylüyorlardı hani. Sonra çekip denize sürüklediler. Hayır, kim kimi istismar ediyordu? Bu bence bu sallıyor ya. Bununkisi bana... Şu beyaz... Nasıl öyle anlatıyorlar oğlum? Sabahtan beri Ebru'dan, sabahtan beri tam tersini söylemiyorlar mı oğlum? Sabahtan beri Hasan Hüseyin'e sapıklık yapıldığını söylenmiyor mu chat? Diğer bütün Almanya'dan, İngiltere'den bağlanan, Antalya'dakilerin falan filan iki tane erkek, iki tane kadın bağlandı. Hepsi Hasan Hüseyin'e bir şey yapıldığını söyledi. Olan Hüseyin mi bilmiyorum. Şu en sağ taraftaki yeşilli gibi olan, eli dövmeli olan kişiyi gördüm. Kadın yalan mı söylüyor? Necip. Nasıl oluyor? Tamam. İşte bu Necip olan, bir de yan taraftaki Hasan'ı gördüm. İstismar dediğin şiddet mi? Sen abla istismarın anlamını biliyor musun? Ya şiddet, bir de altındaki kıyafetleri çıkartmaya çalışıyorlardı. Hayır abla, böyle bir şey olmadı yani, bu yalan. Hasan mı? Galiba diğerleri doğru. Hasan Hüseyin bu seferkine öyle bir yalan dedi ki. Çıkartmaya çalışıyordu Necip mi, yoksa ikisi birden mi? Efendim? Bilen de arıyor, bilmeyen de arıyor bunu.
Belli. Müge abla ben saat 1 gibi böyle 12 gibi 1 gibi bu civarda gördüm ben onları. Hanımefendi kim kimin? Hayatım bir net anlatır mısın? Bu ne anlatıyor ya? Bunu nereden buldunuz anasını satayım getirdiniz ya? Heyecanlısın biliyorum ama ya. Net anlat. Bambaşka bir olay anlattı şimdi bizim chatte de ben buna inanıyorum diyor. Ulan 4 tane tanık bağlandı onlara inanmadınız buna mı inanıyorsun? Bunun ne anlattığı belli değil chat. Bak istismar diyorsun. Bunun ne istismarın ne olduğunu bilmiyor ki bu. Şiddet diyorsun. Hanımefendi kim kimin? Hayatım bir net anlatır mısın? Heyecanlısın. Bunun nesine inandınız bunu anlamadım ben. Bunun ne anlattığı belli değil ya. Biliyorum ama net anlat. Bak istismar diyorsun şiddet diyorsun denize. Kim kime istismara çalışıyordu? Müge abla bu Hasan olan kişiyle Necip'i gördüm ben. Çok net suratlarını hatırlıyorum. Anladım. Sen de pantolonlarını çıkartmaya çalışınca böyle bir şey hissettin. Evet. İstismar etmeye evet. mi çalışıyorlar diye düşündün değil evet, mi? Evet, evet. Benim anladığım o. Daha... Kim dedi lan Lidl mi sonu? Bilen de arıyor, bilmem de arıyor diye. Gibi bu civarda gördüm ben onları. Kim dedi onu? Bilen de arıyor, bilmeyen de arıyor. Efendim kim kimin? Hayatım bir net anlatır mısın? Heyecanlısın biliyorum ama. Ya. Net anlat. Bak istismar diyorsun, şiddet diyorsun. Denize kim kime istismara çalışıyordu? Müge abla bu... Nerede dedi? Necip mi dedi onu? Necip ağzından sıçtı. Ağzından sıçtın gene. Hayır, hayır abla böyle bir şey olmadı yani. Bu yalan. Hasan mı çıkartmaya çalışıyordu, Necip mi yoksa ikisi birden mi? Efendim? Bilen de arıyor, bilmeyen de arıyor bunu. Belli. Bilen de arıyor, bilmeyen de arıyor diyor. Demek ki diğerleri doğruydu ana satayım Necip. Demek ki diğerleri doğruydu, diğerlerin doğru olduğunu itiraf ediyorsun şu anda. Hasan olan kişiyle Necip'i gördüm ben, çok net suratlarını hatırlıyorum. Anladım, sen de pantolonlarını çıkartmaya çalışınca böyle bir şey hissettin. Mesela şöyle de bir teori var, bizim chatte şöyle de bir teori var. Hani Hasan Hüseyin'e Alican bir sapıklık yapınca bunlar da hani sen mi bize sapıklık yapıyorsun al sana sapıklık diye şimdi yani onu düşünmek bile istemiyorum ama hani öyle bir şey mi yaptılar acaba diyen de var. İsmar etmeye evet. mi çalışıyorlar diye. Öyle bir şey yaptı mı acaba diyen de var. Şimdi değil evet, mi? Evet evet. Benim anladığım o. Daha sonra da denize doğru. Sen misin bize sapıklık yapan mesela? Sürükledik. Ha Ebru'dan Eceker. Sürüklerini gördün peki denize girdiler mi onu gördünüz mü? Müge abla. İyi dinle Amer. Neyi iyi dinleyeyim Tuhan'cığım? Neyi iyi dinleyeyim? Canım benim dinliyorum işte ya. Bir dur ya. Değil mi? Daha sonra da denize doğru sürüklediklerini gördün. Peki denize girdiler mi? Onu gördünüz mü? Evet. Müge abla bu Hasan olan çocuk yalan söylediğinden dolayı şu an her şey şaşırıyor. Psikolojisini vermeye çalışıyor. Yok abla yalan malan hiçbir şey söylemiyorum. Kim bu? Ben. Bu kim biz, abla? İsmini bu adamın var bende. Hepsinin ismi var. Ali sen yoksun ya. Sen sus şimdi. Sen karışma, bunlar ikisini konuşuyor. Sen konuşmuyor. Kavuş. Sen konuşsa sen kendini söyleyebilir miyim? Bu abla, bir şey söyleyebilir miyim Müge abla? Tabii buyurun, buyurun söyle. Abla bu çocuk zaten şortla ileri geri gidip duruyordu sahilde. Tamam, biz bunun pantolonunu niye çıkartalım? Zaten ben dediğim gibi denize atlayıp çıktıktan sonra eşofman altıyla kurulandım ben bunu. Batucuğum iyi ki varsın. Biz bunun... İnşallah diğer sınavlarında çok güzel geçer canım benim. Pantolonu niye indirelim? Bu kız kim Allah aşkına? Biz... Nasıl bir muhabbete sokmaya çalışıyor ya da... Gördünüz ya da... Allah razı olsun. Anne sus, anne sus bak. Bu nasıl bir şey yani ben anlamadım. Ya da ne olabilir yani ya da sen yani görmeden etmeden yani ya benzetiyor ya başka bir şey. Meltem'im çok teşekkür ederim canım benim Allah kesene bereket versin vallahi bile iyi ki varsın ya. Kokulu öpücük vallahi yüzünü güldürebiliyorsam ne mutlu bana canım benim. Artık neyse. Yaşanana. Meltem'im vallahi kalkıp bir tweet atacaktım da. Anlat. Yaşanana orada. Yaşan. Birazdan halledeceğiz onu. Meltem'im birazdan halledeceğiz onu. Yani kaç sefer anlatayım abi ben sana ya uzandım. Çok sağ ol canım benim. Artık neyse. Yaşananı anlat. Yaşanan orada. Yaşananı kaç sefer anlatayım abi ben sana ya. Uzandım sen kaldım diyorum. Sen anlattın ki ben buraya geldim Müge. Alican nerede? Alican nerede? Ne anlattın ya Alican nerede? Peki o zaman. Tamam bir şey söyleyeceğim Necip. Tamam bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak ilk defa hepiniz bunun anlattığına çok yüksek dozda tepki verdiniz. Bu kızın anlattığına. Madem bu kızın anlattığı doğru değil. O zaman diğer söylenenler doğru. Onu itiraf edin girin içeri. Tamam onu itiraf edin o zaman. Güzel kızım o zaman senin yani... anneye falan da yanındaydı yani o da şahit oldu bu olaya. Müge abla ben konuşabilir miyim lütfen? Evet ama diyelim sen... bu kızın söylediği doğru değil. Diğer söylenenler doğru o zaman onu itiraf edin çünkü ötekileri şey yapmıyorlar. Ötekileri bu kadar yükselmediniz hadi onu itiraf edin bari. Sen de hadi net anlat evet. Evet evet net anlatıyorum Müge abla dinliyorsunuz değil mi? Dinliyoruz. Müge abla ben bu şahısların üçünü de gördüm. Bu ikisi hatta koluna girdiler. Üçüncü kim? Dinliyoruz seni. Sahile oturtturmak için ben onu zaten yaptım. Üçüncü dediğin kim? Üçüncü. Burada bir Necip, bir Hasan. Üçüncü hangisi? Gözünü seveyim. Sen ne anlatıyorsun? Üçüncü de Ali Keman işte. Rahmi amca sen de bir uyuma artık. Gözünü seveyim ya. Rahmi amcam benim ya. Ali Keman işte. Kim olacak üçüncüyü? Ben. Müge abla bu üçüncü yerde kendinden geçen dedikleri çocuk. Hani ayaklarını yere vuruyor ya. Evet. Ali Keman yok o zaman orada. Ali Keman yok mu orada? He, kaybolan. Evet kaybolan çocuk. Abla zaten Ali Keman nerede? Öncesi bu çocuğun üstünü çıkartmaya çalışıyorlardı. O sırada da bu ayağını yere vuruyordu işte. Tamam. Ya Müge abla hani diyorlar ya şortla bu çocuk zaten ileri geri gidiyorlar diye. Ondan öncesi zaten eşortmanla çıkıyor. Ali Keman da o sırada o sokağa kaçıyor belli ki dediğiniz gibi. Kattılar. Tamam. Ondan öncesi pantolonunu çıkarttılar eşortmanla. Sonra işte
bu çocuğu istismar etmeye çalıştılar. Evet. Kimle kim? Yalan abla. Hangi iki, yani ikisi de mi, üçü de mi? Müge abla, bu kareli olan ıslı adam var ya. Hayatım bak baştaki... O sahne çok iyiydi. Kareli dedikten sonra hepsi birbirine baktı. Müge abla... Kareli dedikten sonra hepsinin birbirine bakışı çok iyi. Bak izle sahneyi. Bu kareli olan ıslı adam var bak. Ya. Hayatım bak, bak baştaki küçük oğlan. Ben mi? Kimdi lan kamera? Ben mi giymişim? Kim? Necip mi giymiş? Hasan Hüseyin onun yanındaki... Çok iyi sahne. Ananı avradına patlı. Vallahi billahi delireceğim ya. Ki... Şey, Ali. Ya öldürme bizi vallahi çok iyi sahne ya. Aç şeyini, kimliğini. Ali, Ali Anderson'ın oğlu. Bir de Necip var. Ekranda görüyorsun kimle kim? Müge abla, Hasan Hüseyin olan kişi. Hı-hı. Bir de Necip. Evet. Tamam. Bunların ikisi bu çocuğa darp etmeye çalıştılar. Tamam. Yani darp etme dediğin aslında onlar da diyorlar ki biz onu tutmaya çalıştık diyorlar. Anlamış olabilir mi? Tutmaya çalışmadılar Müge abla, burada yalan söylüyorlar. Nasıl darp ettiler kızım, sen anasını satayım, sen abla bir anlatsana detaylı. Oğlum her bağlanan detaylı detaylı bir şeyler anlattı. Bu tam anlatamıyordu, kendini mi ifade edemiyorsun yoksa sen dalga mı geçiyorsun, konuşsana artık ya. Yok yok, bu kız gördüyse de eğer bizim oturtturduğumuz bastığımız falan acaba o muhabbetleri mi gördü de? Yani Necip diyor ki o... Biz oturttuk bastık onu, birazcık boğduk böyle, hani birazcık böyle yastıkla boğduk. Bu kız onu mu gördü acaba, 5 dakika böyle oturttuk bastık böyle tepeden bastık ona. Ya sola saldırmaya çalıştıkça biz de onu oturtmaya çalıştık yani... Acaba onu mu darp olarak aldı? 0101 aldı diyor. Hayır hayır Necip abla, bildiğin anlamda darp etmeye çalıştılar yani. Öncesi bu çocuğa içirtmişler demek ki bir şeyler. Kafasını iyi edip de istediği şeyi almak istiyorlar gibi bir şey vardı. Ve hiçbirisinin de kafası iyi durmuyordu. Bir tek o kaybolan çocuğun kafası iyiydi. Biz Alican abi de ne işleyelim köylü yapalım abla. Bir kere ben Alican abi öyle kafası iken hiç yani bak Hasan, ben şimdi izleyicimiz de yeni aradı. Abla izleyicimiz bana birazcık böyle şey gibi geldi ya. İzleyicimiz çok Z kuşağı ya. Yanlış anlama da izleyicimiz teori atıyor ortaya ya. Teori atıyor, o ortaya teori atıyor yani. Ben sana yayının en başına... İzleyicimiz yani izleyicimiz Twitter'dan çıkıp gelmiş gibi geldi bana ya. İzleyici bayağı Twitter'dan çıkmış gelmiş ya. Söyledim, sen küçük olduğun için. Ben Alican da iyi değildi. Hani izleyici bayağı Twitter ağzıyla konuşuyor çünkü şu anda. Durumu diyorsunuz, sana mı bir şey yapmaya çalıştı diye sordum. Biraz değil mi, birazcık bir gidik ya kafa. Tamam evet, çünkü abla. Senin oradan kaçman için... Teori sıçıyor çünkü sabahtan beri. Bir neden olmaz. Neden? Abla hiçbir neden yok bu yani. Bu kavgayla dövüş olmaz. O sana bir yumruk atsa yanında iki tane çocuk var onu tutarlar. Sen öyle yumruktan falan kaçmazsın. Abla biz bu arkadaşla gece 1'de ben çimlerin üstünde yatıyordum. Biz bu arkadaşla gece 1'de hiç yani bir araya bile girmedik yani abla. Yani o yalan söylüyor abla yani. Niye insanlar yalan? Siz kendiniz de söylüyorsunuz. Havlu atacak bile yer yoktu diyorsunuz. Daha yok, çok bağlanan niye Alican abinin üstünü soyun Necim, ki de? Sen bana demedin mi bu çocuğa ne olmuş diye konuşurken sen bana demedin mi? Ha. Yapsa belki yapabilirdi Hasan Hüseyin cahildir diye. Geçen gün röportajda da söyledim. Ha. Bak uyandığımda hani benim yanımda bir şey olmamış biz ya. Ayakkabılar mı? Yapsa yapabilir dediğiniz şey ne o yapsa? Ayakkabılar ortalık saçılmış, herkes kuş gibisi gibi tamam, dağılmış tamam mı? He. Dedim geceleyin burada bir olay olduysa, benim yanımda olmadıysa bunların yanında olmuştur. Bunlar he. Kendileri yapmadıysa da bir şey, bir yapan birisini görmüştür. Öyle yani burayı yangından kaçar cahildir. Gibi. Çocuk cahildir, bir şey yapmış yangından olursa. Yangından kaçar gibi bir hal var dedim sadece, ben bunlar yaptı diye net bir şey de söylemiyorum. Görmedim. Tamam net söylemedin ama bu çocuk cahildir. Bir şey yapabilir diye olabilirdi kafamızdan geçirdik ama. Doğru muyum? Abi cahildi. Allah abi aşkına Konya adını tanımaz nasıl... Şey yapmaz. Bu çocuk nasıl yok etsin bir şimdi insan burada ya. Çocuğun sen yaptığı hareketi gördün. Buradan kim korkar kaçar? Sabaha kadar ben böyle yapayım. Benden kim korkar kaçar burada? Dutup sen yap. Biz de onu işte kaçar. Tamam sen yap. Kim kaçar? Ya ben kaçmam. Öyle bir hareket görsem kaçmam. Ben yaparım kim kaçar? Yani. Bu yapmadan kim kaçabilir? Hareket ne olabilir yani? Hareketi yerde çırpınma hareketi. Yani bu mantığı yok yani Hasan Hüseyin. Yani bu siz zaten biz... O yolun yolcususunuz yani kusura bakmayın yani. Siz. Ya bir de zaten siz çok görmüyor. Aynen dediği gibi böyle krize girenleri çok görmüşsünüzdür ya. Öyle krize gireni gördükten sonra böyle bir yere korkup kaçacak insanlar değilsiniz yani. Hani mantıklı değil. Siz bunları kullandığınız yok, zaman. Ben değilim, ben kullandım oldum bak, yerde sıçıyorum abla. Bak ondan bahsetmiyorum. O yolun yolcusu derken de yanlış anlamayın. Alkollü bir ortama girdiğinde tamam. Birilerinin sarhoş olacağını göze alırsınız. Yani. Yasaklı maddede bu durum daha da acayipleşiyor. Tabii canım anasını. Benim az önce mesela hani Necip Deniz roleplay yaptığım hareketler gibi hareketler yapacaklar abla birbirlerini. O ortamın içine tamam, girdiğiniz zaman birilerinin garip davranacağını göze alırsınız. Orada otururken ayağını kuma yere vurdu. Vuracak. Zaten... Yani ayağını kuma da vuracak. Götünü denize de sokacak affedersin şimdi yani yanlış anlamayın chat affedersiniz ama. Zaten öyle evet. Evet yani zaten... Ya bu arada Aras Aral'ın dediği gibi mesela şey de varmış annesi de görmüş onu. Bari annesini de bağlayın da annesi anlasın bir şeyler ya. Zaten ortam bu yani. Bundan korkup kaçacak ne var? Elimdeki resim son yani şey olsa size göz... İlk dönet gelmedi ikinci de İrabek'cim çok teşekkür ederim. Kokulu öpücük canım benim iyi ki varsın. Göstereceğim. Ertesi sabah şeyin... Ali'nin otogardaki fotoğrafı ayağı yalın ayak otogarda. Ha.
Bir de tanıma... Yanın ayak yürüyorum dikenlere taşlar. Tanımadı birinden. Evet ve yanında kim olduğu da belli. Abi ben sana açıklıyorum zaten. Ya sabahtan beri neyi açıklıyorsun abi? Yıllardır aynı şeyi anlatıyorsun. Belli ki alıp kaçtın çakal. Aa gecenin bir vakti bağırtma beni ya. Yasaklı madde içiyor. Tanımadı bir şey. Adam evet otogarda Ali'nin yanındaki kim acaba? Ya. Bizi izliyor mu? Onu... Var mı? Biri daha mı var yanında? Allah'ım yarabbim ya Resulallah'ım ya. Sen sağ... Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah'ım ya. 8.45'te Ali Kemal'in yanında kimliği belirsiz bir şahıs var. Plajdan çıkıp taksiye biniyor. He. Sonra 8.55'te taksiyle otogara gidiyor. Ayağında ayakkabısı yok. Sonra 9.30'da Ali Kemal ve kimliği belirsiz şahsın yanına... Batucuğum iyi ki varsın sen de canım benim. Sen de cansın. Ha? Hasan Hüseyin Kemal geliyor. Üçünüz otogara... Vallahi hepinizi zihin açıklığı versin şu sınav döneminde. Otogarda buluşuyorsunuz. Kim şimdi bu yanınızdaki sizin üçüncü kişi? Ben söylüyorum zaten anlatıyorum. Biz anlamıyoruz o zaman. Ha? Söyle. Tanımıyorum. Ben orada telefonumu şarj etmek... Abla şey dedi galiba. İçi kafelere soruyorum bana. Biberci çöp çikolatalı. Abi yardımcı olun diye. O da tamam elinde... onu sen taksiye binerkenki yerde söylemedin mi? Onu plajın oradaki taksiciye anlattın. Şarjımı doldurmak için diye. Ya siz yanlış anlıyorsunuz. Ya biz yanlış anlatıyoruz abla. Ben anlatamadım ya. Sen anlamıyorsun. Belli ki sen anlatamıyorsun ya. Yanlış anlıyorum. Benim zeka seviyem senin anlatımlarına yetmiyor. Çok özür dilerim. Sen o yüzden bir daha soruyorum sana. Şarj etmek için gezer ki adam denk geldi. Kafeler bana. Nerede kafeler? Bu plajda değil mi kafe? Plajım önünde kafe. Tamam sen otogardaki yanındaki adam kim oradan? Bir şey söyleyebilirim. Bu otogarla plaj arası ne kadar mesafe abla? Tamam işte o adam bana yardım etti dedi. Ben de nereye gidiyorum dedim. Heh. Ben ineceğim dedi. Geldi benimle. Ha, seninle plajların oradan. Senle taksiye bindi. Evet benimle gitti adam. Şeye gittik. Zeytinköy'le gittik. Ne diyor? Yolda indi adamına. Ben adamına ismi yok. Yani adam senin telefonu şey mi vardı elinde? Powerbank falan mı vardı? Şarjın? O adamın elinde ne? Yok powerbank yoktu abla. Yatacak bir şey vardı. Ben dedi sokakta kalıyorum dedi. Bana dedi yardım etti dedi. Ben de para çektim. 150 lira para verdim. Sen? Tamam etmem. Tamam nerede? Tanımadan alıp durduk yerde para çekip para verdin. Nerede doldurdu senin şarjını? Orada kafenin öyle kafede. Plajın orada yani. Evet kafe. Tamam o plajın oradaki adam sonra niye seninle beraber taksiye binip otogara gitti? Ben dedi gideceğim oraya dedi şeye gideceğim Zeytinköy'üne beni de oraya bıraktırıver dedi. Ben ne yapayım şimdi ben de gidiyorum zaten bıraktırıver. Ben olanı anlatıyorum zaten olmayanı niye anlatayım? Adamı ama tanımıyor. Ya, İstersen buraya gel. Tamam bu otogar dediğiniz yer Zeytinköy mü? Zeytinköy. Değil. Allah cezalı kendi aranızda karıştırdınız şu anda. Necip başka konuşuyor Ali Kemal başka konuşuyor ya. Seninle beraber. Adam otogara da seninle geldi. Vallahi billahi ben de çıldıracağım. Necip sen açıkla artık bütün gerçekleri değil diyor ya. Tamam geldi. Hani geldi ama gelirken indi adam Zeytinköy'le. Buraya bak Allah cezanı vermesin. Hakikaten chattekilerin de dediği gibi. El değil beyaz çikolatalı brownie Allah belanı vermesin senin ya. El değil beyaz çikolatalı brownie vallahi billahi ya. Uğradık gelir. Devam edelim çikolata. Gelinmemiş otogarda iniyor seninle beraber. Yanında yine o adam var seni. İndi ama bilmiyorum ki. Oğlum otogar nereye Zeytinköy'e göre adam. Buraya çağırın. Buraya. Abla gerçekten utanmasam bakacağım artık ya. Utanmasam bakacağım ya. Antalya. Otogar. Zeytinköy. Bir dakika dur. Lan dur izin ver dur. Neye izin veriyorsun dur. Zeytinköy arası kaç kilometre? Bakalım abla. Bir dakika lan. Nerede ama? Antalya otogar oğlum. Bursa değil. Antalya otogar Zeytinköy arası 28 dakika diyor abla. 14 kilometre. İkisi aynı yerde dedi ki Kamil. Geç abla neredeydik lan? Dur neredeydi bu hangisine bakıyorduk? Nerede videolar karıştı Allah kahretsin. Dur nerede? Müge Hanım neredesin? Kayboldu. Ha dur. Çağırım aynı benim anlattığım. Müge Hanım'ı kaybettim ya. Müge Hanım'ı sekmeler arasında Müge Hanım'ı kaybettim ya. Kusura bakma senin zekana yetişemiyorum da senin anlattığın şu değil mi? Sen plajdan çıkıyorsun. Telefonunu şarjını dolduracaksın. Evet. Taksi durağında orada bir adamla karşılaşıyorsun. Evet. Adam diyor ki bana para ver senin şarjını doldurayım diyor. Evet. Mazalim iyi ki varsın. Aracı mesafesi bayağı var. Özel araçta 20 dakika falan sürer. Bak o da. Ha sen bir ya 20 dakikalık mesafeyi araçla bir de oraya kadar çıplak ayak gidiyorsun gene. Tamam dolduruyor. Ya öyle bir tedirginlik yaşamışsın yani mantık olarak. Orada. Evet. Beni de diyor Zeytinköy'e bırak diyor sana. Evet. Tamam senin o sırada yanına ya. Ondan sonra bu, ilk önce bunu abi. Antalya otogar diye baktık ama işte ilçenin de otogarı olabilir doğru söylüyorum. Beni dinle. Ayrıca çok Antalya'yı bilmediğim için. Şimdi artık sabah olmuş hava aydınlanmış. Sen o sahilde yürü. Canım benim bego. Pat bir tarafına balı bir yersin görürsün ondan sonra kısmet olur. Sen ayak... Yani aylardır buradasın artık yani. Hani sen de artık ezberli artık kuralları yani. Kapılarının bulunduğu yeri de görebilecek durumdasın. Aradım. Aradım bu. İlçe otogarı yokmuş bu arada. Öykünün dediğine göre ilçe otogarı yokmuş. Bu adam orada uyuyor aslında. Evet. Görmedim. İşte arasan göreceksin. O da orada uyuyor kumların üzerine. Gideceksin bakacaksın çantan ayakkabın falan orada. Anlamış mıyım buraya kadar? Adam tam oturduğum yeri bilmiyorum ama aradım. Niye? Orası mı deyince orası değil burası değil diye tam o noktayı gösteriyorsunuz. Cüzdanım da düşmüş. Cüzdanımı da aradım. Oradaki güvenliklere sordum. Bulan var mı diye. Tamam. Sen bindin. Bunu siz taksiye bindiniz. Adam dedi ki ben Zeytinköy'e gideceğim. Dedi değil mi? Tamam. Önce oradan çıktığın zaman Zeytinköy mü önce otogar mı önce? Önce otogar. Otogar. Adam sen de dedin ki ben otogara gideceğim demedin mi adama? Sen de diyorsun ki otogar Zeytinköy'de diyorsun Kamil. Evet. Dedim. He.
Tamam, o adam seninle beraber otogarda iniyor. Evet. Tamam, o zaman otogara girmenize gerek yok ki, yolun orada inse Zeytinköy'e daha rahat gidecek. Neden otogar yoluna sapıyor o zaman? Yani. Ters ters, Zeytinköy'den otogar ters taraf. Yani bu arada niye? Da senin yanında cüzdan yok, sonra paran yok. Zeytinköy'e gittik. Kartın yok, nasıl adama para verdi? Zeytinköy'de bekledi abla ya. Dur Şevki abla, başka bir şey yakaladı. Doğru, senin paran yok hakikaten, adama şey diyor. Oradan diyor, bir yerden para çektim diyor. Ama yanında kart yok, parayı nasıl çektin? Taksici bizi Zeytinköy'ünde bekledi. O adam işini halledince tekrar gelirken onu... o şeyin ağzında bir yerde indi yani, ama tem nerede indi bilmiyorum. Bir dakika, siz oradan plajdan çıkıp önce Zeytinköy'e mi gittiniz? Plajdan çıkıp önce otogara gittik, bizim amcaoğlu'yu aldık, sonra şey Zeytinköy'üne gittik. Sonra onu da alıp beraber üçünüz arabaya bindiniz, Zeytinköy'e gittiniz. Aslında Şevki abi iyi bir noktaya değindi de ona da bir açıklaması vardır bu çakalın. Evet. Tamam. Ona da bir açıklaması vardır. Sonra Zeytinköy'de yine beklediniz mi o adamı? Bekledik. Niye? Adam ihtiyacım var dedi. Göreceğim, ben sokakta yatıyorum dedi. Ben de yardımcı olmaya çalıştım. Ben Ali Can'ın kaybolduğuna bile haberim. Sorsana Şevki abi bir daha bana şu para mevzusunu. Köyde ne ihtiyacını görecekmiş? Adamın ihtiyacı varmış. Adamın ihtiyacı vardı. Adam size yasaklı madde mi almaya gitti Zeytinköy'e? Siz o adamla beraber yasaklı gittiniz. Doğru. Çünkü Zeytinköy belli ki Antalya'daki yasaklı maddelerin böyle merkez noktası. O da size Zeytinköy'den yasaklı... Belli ki merkez noktası. Ben de açıp konuşuyorum yani. Zeytinköy'den onu aldım. Almam lazımdı, adamla para verdim, adam yardımcı oldu. Anlamışım artık. Yani değil mi? Sen o adamla yasaklı madde almak için taksi durağında buluştun. Evet. Gittiniz, onu aldınız. Ama ihtiyaç sahibi dediği adam torbacı çıktı ya. Allah cezanızı vermesin seni. İhtiyaç sahibi dediği adam uyuşturucu baronu çıktı ya. Tekrar gittiniz Zeytinköy'den, yasaklı madde. Ya öldüreceksin bizi ya, vallahi delirtecek bizi ya. Aldınız, tekrar içtiniz, nereye gittiniz? Otogarda indi, otogara geldik, otogar demişim, sahile. Tekrar sahile geldiniz, neden sahile tekrar geri döndünüz? Ben cüzdanımı aramak için geldim, ayakkabılarıma bakayım diye aldım. Bir sürü millete sordum orada, güvenliklere, dağdan arkadaşlara, ama bulamadım. Ben telefonumu verdim, ben kart kullanmıyorum. Anladım. Tamam, bu esnada Alican'ın telefonu sende. Evet. Tamam, çok güzelsin. Niye Alican'ın telefonunu açıp da bize veya annengile babangile... Hiç mi görüşmedin annengile babangile? Ben sana söylüyorum da tata benim orada, benim ata benim, açıp size ulaşmam tamam, lazım. Tamam, memleketine gittin, oradan niye haber etmedin, dönmedin bize? Madem bir şey yapmadın, siz bir şey yaptınız buna. Sen haber bile etmeyecektiniz, bu adam geldi bize söyledi. Alican'la benim sorunum olsa adam evimize gelmiş, oturduğumuz yere gelmiş adam. Tamam, gelmiş, sorunun yok da niye bize haber etmedin? Ay yeter! Susun yeter, vallahi bile başım ağrıdı. Tamam yeter. Yeter daha fazlasını kaldıramayacağım. Yeter bu kadar teoriler. İşte kartlar geldi, Zeytinköy'ler, hadi kısmet soluna geçiyoruz, yeter. Kısmet soluna geçiyorum, yeter. Vallahi bile beynim gitti. Beynim gitti. Hadi. Hadi gidelim chat, kısmet soluna. Kısmet soluna.